Hoş geldiniz. Ben Ceren. Burası Tarih Obası. İlk kez izleyenler için şu anda canlı yayındayız. O yüzden chat'e soruyorum. Beni görebiliyor ve duyabiliyor musunuz sevgili chat? Ha, gördüler, duydular. Evet. Ben Ceren. Burası Tarih Obası değerli arkadaşlar. Canlı yayına herkesler hoş geldi. Canlı yayını kaçanlar kayıttan da izleyebiliyorlar her zaman. Canlı yayınlarımız haftada 3 veya 4 kez gerçekleşiyor. Abone olup zile basarsanız canlı yayınlardan haberdar olursunuz. Ses de görüntü de iyi. Tamam, güzel. Şimdi sohbet etmeden doğrudan meseleye gireceğim bugün. Anlatmaya başlayacağım çünkü biraz uzun bir içerik olacak ama umuyorum sıkılmadan izlersiniz. Yıldız üyelerimizin seçimi ve sponsorluğuyla bu yayını sizlere ulaştırabiliyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yayın sonunda da isimleriyle kendilerine teşekkür edeceğim. Konumuz başlıkta da yazdığı üzere görsellerle Osmanlı'da gündelik yaşamdan kesitler arkadaşlar. Şimdi bu içerikte göreceğiniz şey şu olacak. Ee, biliyorsunuzdur Osmanlı döneminden günümüze kalan aslında sınırlı sayıda görsel mevcut. En azından Osmanlıların elinden çıkma sınırlı sayıda görsel mevcut ve bunlar çoğunlukla minyatürler şeklinde. El yazmalarında bulunan minyatürler şeklinde. Çizimler çok sonra ortaya çıkmış diyebiliriz. 18 ama en çok 19. yüzyıldan itibaren Osmanlıca kitaplarda daha çok çizime, görsele rastlayabiliyoruz. 20. yüzyıla gelindiğinde zaten artık fotoğrafında ortaya çıkmasıyla e, epeyce fotoğraf arşivine sahibiz. Fakat benim bugün sizlere sunacağım içerik daha çok 16. 18. yüzyıllar arasını kapsıyor ve o dönemde daha çok İstanbul hakkında bilgi var. Yani Anadolu topraklarının, Balkan topraklarının veya işte Osmanlı'nın egemenliği altında olan Kuzey Afrika topraklarının ortadoğunun bir bölümünün e, çok az görseli var diyebilirim. İstanbul görselleri de sınırlı aslında fakat bu dönemde ya yani 16. 18. yüzyıllar arasında daha çok Osmanlı topraklarında seyahat etmiş. Seyyahlar sayesinde bu görseller mevcut elimizde. Ben de o seyyahların e, orijinal eserlerini çeşitli dijital online kütüphanelerden bulup indirmek suretiyle ve birkaç siteden ki kaynakçada bulabilirsiniz bu sitelerin nereler olduğunu derleyerek size hoş bir anlatı sunmaya çalışacağım. Sizi tarih bilgisine boğmadan genel geçer bilgiler verip yer yer hoşunuza gideceğini düşündüğüm, ilginç geleceğini düşündüğüm bilgiler verip o yılları o dönemi gözünüzü de canlandırmanızı sağlamaya çalışacağım. Arada sırada çete de bakmaya çalışacağım. Eğer soru görürsem ve cevabını biliyorsam cevaplamaya da çalışacağım değerli arkadaşlar. Evet, sunumumuza geçelim. <laughs> ben de bu sunumlar esnasında hep böyle kendimi bir hoca falan gibi zannetmeye başlıyorum ama hoca değilim arkadaşlar. Bana çoğunuz hocam diye hitap ediyorsunuz ama hoca değilim bilginize. Sadece birkaç masterı olan bir tarihçiyim değerli arkadaşlar. Evet, bu ekranda gördüğünüz İstanbul manzarası İstanbul'un en meşhur ve en güzel manzaralarından bir tanesi. Ve tabi İstanbul'un en güzel çizimlerinden bir tanesi görselin tepesinde kime ait olduğunu görebilirsiniz. O cümleyi Google'a yazıp ve görseller boyunca göreceğiniz diğer açıklamaları Google'a yazıp siz de kaynağına doğrudan erişebilirsiniz. Şimdi daha çok seyyahların anlatılarından biliyoruz o dönemin İstanbul'u diyorum. Tabii ki Osmanlı tarihçileri de bir şeyler yazmışlar veya işte Osmanlı dönemin Osmanlı entelektüelleri de bir şeyler yazmışlar. Fakat seyyahların yazdıkları gündelik hayattan daha çok iz taşıyor. Çünkü onlar için Osmanlı'nın en önemli güç olduğu bir dünyada Osmanlı'nın başkentine yapılan bir yolculuk ve Osmanlı başkentinde neler olup bittiği Gerçekten ilgi çekici bir şey. Gerçekten çok merak ederek geliyorlar İstanbul'a özellikle başkente. Ve e, buralarda epey vakit geçiriyor pek çoğu. Yani şöyle söyleyeyim kimisi bir yıl geçirmiş kimisi 20 yıl geçirmiş. Dolayısıyla yazdıkları yatsınacak şeyler değil. Fakat namelerde seyyahların kendi içinden geldikleri kültüre dair de epey iz buluyorsunuz. Örneğin İstanbul'a hayranlıklarını belirtirken işte Osmanlı'nın bazı uygulamaları hakkında yer yer e, ileri geri konuştuklarını görebilirsiniz. Yer yer bir takım aşağılayıcı ifadeler kullandıklarını görebilirsiniz. E, bu da gayet normal e, onların içinden geldikleri kültürle alakalı bir şey. Evet Lebrun diye bir seyyahımız 1700'lü yıllarda gelmiş İstanbul'a ve şöyle demiş. İstanbul'a yanaşırken ki kadar büyüleyici bir şey ne görülebilir ne de hayal edilebilir. İnsan kendini biri kuzeydoğu'dan gelen, diğeri kuzeybatıya giden ve üçüncüsü de diğer ikisi tarafından oluşturulan şu büyük Marmara havzasının güneyine boşalan üç deniz kolunun ortasında buluyor. Bu üç kol her taraftan göz alabildiğine hemen hepsi de tepelerde sona eren, hepsi de yazlık evler, bahçeler ve köşklerle dolu olan kırlarla çevrelenmiş. Tüm bu evlerin arasında inanılamayacak kadar çok büyük kubbe, kubbe ve sıradan evlerin çok üstünde yükselen minare görülmektedir. Sonsuz sayıda bahçedeki selvilerin ve diğer ağaçların yeşilliği, kendilerini görüşe sunan ve eğer deyim yerindeyse İstanbul'a gelenlerin gözlerini kamaştıran sonsuz sayıda şeyin keyif verici karışımına çok katkıda bulunuyor demiş. Yani İstanbul'u gerçekten büyüleyici buluyorlar ve hani e, elbette bu seyyahların pek çoğunda hani oryantalist dediğimiz tarzda bir bakış açısı da var. E, ama e, buna rağmen hani e, yazdıklarını ve düşündüklerini ciddi almalıyız. Çünkü birden çok seyyah aynı şeyi söylüyor. İstanbul o dönemlerde siluetiyle meşhur arkadaşlar. Aslında seyyah bunu ifade etmeye çalışıyor. Yani İstanbul'un hemen hemen hangi kıyısına yanaşırsan yanaş ...çok enfes bir manzara görüyorsun. Çünkü mimari ona uygun bir şekilde e, yapılmış. Binalar ona uygun bir şekilde düzenlenmiş. Evet, bir diğer görsele geçelim. Evet, siz manzarayı izlerken ben de ufak tefek bilgiler vermeye devam edeceğim. İstanbul'un nüfusuna ilişkin tahminlerde bulunmuş seyyahlar... Bunun yanı sıra elbette dökümanlara, belgelere dayanan tarihsel çalışmalar da var. Kısa Uzun lafın kısası şu diyebilirim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra kentin nüfusu çok köklü bir şekilde farklılaşmış ve değişmiş. Diyor ki Robert Mantran daha 1453'ten önce yani İstanbul'un fethinden önce halkın büyük bölümü kenti terk etmişti yerli Rum halkın ve fetih zamanındaki nüfusu kesin olarak belirleme olanağımızın bulunmamasına rağmen bu sayı büyük bir olasılıkla 100 binin altındaydı. O zamanlar halk tamamen Rumlardan oluşuyordu. Fakat Fatih fetihten hemen sonra Rum halktan geriye kalanları büyük bölümünü kentten sürdü ve onların yerine Anadolu'dan Türkleri getirtti. Fakat bunun yanı sıra Osmanlı otoritesine daha önceden boyun eğmiş olan Anadolu veya Balkan eyaletlerinde oturan gayrimüslimleri de getirtiyor Fatih İstanbul'a. Bunlar arasında kimler var? Adalı ve Moralı Rumlar, Anadolu Ermenileri, Selanik Yahudileri. Yani epeyce gayrimüslim reaya da şehre getirilmiş ve bunların çoğu genellikle ticaretle geçinmişler kentte yüzlerce yıl boyunca. Kente yeni gelenlere Rumların terk ettiği evler verilmiş ve ticari veya zanaatsal faaliyetlerini yürütebilmeleri için de kolaylıklar tanınmış. Fatih dönemin Memlüklü'lerinin başkenti olan Kahire'yi, ay hiç de söyleyemem Kahire'yi İstanbul'un ihtişamıyla gerise, geride bırakmasını hedeflemiş. Yani İslam aleminin birinci merkezi haline getirmek amacıyla hareket etmiş Fatih. Ee, i̇şte tüm tahminlere rağmen diyor Robert Mantran İstanbul nüfusunun 15. yüzyılın sonunda 200 veya 250 bin kişiyi geçtiği kesin değildir. 16. yüzyılda ise yani Fatih'ten bir yüzyıl sonra ise çok büyük bir nüfus artışı gerçekleşmiş kentte. 2. Beyazıt ve özellikle de 1. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında. 2. Beyazıt arkadaşlar Silivri Kapı civarına ulahlar yerleştirmiş. 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim Tebriz'e ve Kafkasların bir bölümünü fethettikten sonra bu bölgelerden seramik alanında olmak başta olmak üzere za, çeşitli zanaatlerde usta ünlüleri getirmiş. Ünlü ustaları getirmiş, başkente yerleştirmiş. Suriye ve Mısır'ı fethettikten sonra da aynı şeyi yapmış. Oraların meşhur e, zanaatkarlarını özellikle getirmiş, İstanbul'a yerleştirmiş. Kanuni de Belgrad'ın fethinden sonra aynı şeyi yapmış. Suriye, Mısır ve Sırbistan'dan gelen insanlar İstanbul'a yerleşmişler. Bunun dışında 1492 ve sonrasında yani 15. yüzyılın sonları 16. yüzyılın başında Avrupa'dan kovulan Yahudiler kabul ediliyor Osmanlı tarafından ve onlar epeyce gelip yerleşiyorlar. Tabi o dönem kovulan Müslümanlar da var onlar da gelip yerleşiyorlar. Ayrıca kentin namına kapılan Balkan Hristiyanları ve Arap topraklarından başka başka Müslümanlar da geliyor İstanbul'a yerleşiyorlar. Nüfus 16. yüzyılda böylelikle daha çok çeşitleniyor ve artıyor değerli arkadaşlar. Nüfusla ilgili farklı farklı seyahatnamelerde farklı farklı bilgiler bulabilirsiniz. Kesin olarak saptamak mümkün olmamakla birlikte. Genel kabul şu yönde örneğin 1520-1535 yılları arasında İstanbul'da 46.635 Müslüman hanesi yani sadece hane bunların her birinin içerisinde 3-4 tane insan olabilir 25.252 Hristiyan hanesi 8.570 Musevi hanesi bulunuyormuş kentin kabaca yüzde 58'i Müslüman, yüzde 42'si Hristiyan ve Musevi imiş. 17. yüzyıla ilişkin veriler çok daha belirsiz diyor Robert Mantran. 17. yüzyılda çünkü veriler iyice iyice farklılaşıyor. Mesela kimisi seyyah demiş ki 700 bin bu kentin nüfusu. Kimisi 800 bin demiş. Evliya Çelebi'ye bakacak olursak neredeyse 1 milyon İstanbul nüfusu. Yani bu sebeple hani net bir rakam veremiyorlar genellikle. Ve işte tam bu dönemler özellikle 16. 18. yüzyıl arası demiştim. Seyyahların çok büyük oranda Osmanlı'yı akın ettiği dönemler. Bunlar arasında elçiler, balyozlar, konsoloslar var. Bunlar aynı zamanda başka bilimlerde de kimisi usta olan insanlar. Özellikle şeyler var. Bitki bilimciler çok, eczacılar çok. Doktorlar çok, ee, İstanbul'da olsun, Anadolu'nun diğer bölgelerinde olsun gezer tozarken bitki resimleri yapana, hayvan resimleri yapana, çizene çok rastlanıyor. O dönemin seyahatnamelerinde. Ee, evet. Şimdi tabi 16. Yüzyıl aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun en zengin olduğu yüzyıl. Yani o dönem gerçekten etrafındaki coğrafya nın süper gücü Osmanlı İmparatorluğu arkadaşlar fakat 1571'de bir İnebahtı savaşı gerçekleşiyor biliyorsunuz ee, bir yenilgi gerçekleşiyor İnebahtı'da bunun hemen ardından da mali sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor ve bu yüzyılın sonunda yani 16. yüzyılın sonlarında artık mali sıkıntı gerçekten tavan yapıyor hatta işte ilk yeniçeri İlk örgütlü Yeniçeri isyanı gerçekleşiyor. Paranın değeri düşüyor. Pek çok şey yaşanıyor. Ama bu işte 15 ve 16. yüzyıllar yine de Osmanlı'nın en zengin yüzyılları diyebiliriz. Bu en zengin yüzyıllarda çok lüks, çok harika bir hayat sürdüklerini öne sürmüş seyyahlar. Hani Türkler bütün mütevaziliklerine rağmen oldukça zengindiler anlamına gelebilecek şeyler yazmışlar. Yani ee, mesela işte sofrada çok çeşit yemek bulunmaz veya çok altınlı sırmalı şeyler giymezler ama aslında zengin bir millettir demişler. Bu yayınlar esnasında kedilere kapı açıp kapatmaktan gerçekten bıktım. Evet bir başka görsele geçelim. Evet açıklamada görüyorsunuz zaten ne olduğunu. Şimdi İstanbul'un e, her yeri meşhur diyebiliriz o dönem ama daha çok meşhur yerleri var. Bunlardan bir tanesi de Galata arkadaşlar. Galata öncelikle meyhaneleriyle meşhur ve Galata daha çok gayrimüslimlerin yerleştiği bir yer. Seyahatnamelerde de Galata'nın çok detaylı tasvirlerine rastlayabilirsiniz. Ben çok az birkaç bilgi vereceğim sadece. Galata Kulesi'nin yanı başında ağır cezalara çarptırılmış 1500 Hristiyan mahkumun çalıştırıldığı yüksek duvarlarla çevrili bir alan varmış. 16. yüzyılda bazı seyyahlar buna şahit olmuşlar arkadaşlar. Ayrıca Galata'nın merkezinde Hristiyanlar, Yahudiler ve Türkler arasındaki anlaşmazlıkların sonuca bağlandığı kent meclisi binası da bulunuyormuş. Evet. Evet, burada da gördüğünüz yazdığı üzere yedi kule surları. Yedi kule, o dönemin İstanbul'un tabiri caizse lanetli bir bölgesiymiş. Neden olduğunu hemen açıklayalım. Şehrin ana merkezini, hani bugün tarihi yarımada dedikleri yer yere tekabül ediyor. O surların bir de dışı var. Yani surların içi asıl şehir, surların dışıysa biraz daha böyle taşra gibi biraz daha kırsal gibi öyle algılanıyor. Surların hemen dışında bir iki nokta hariç kır başlar. Bunlardan biri Marmara kıyısındaki yedi kule, diğeri Haliç'teki Eyüp'tür. Yedi kule deniz kıyısında kalabalık bir kasabadır. Burada 300 deri tabakanesi, 50 tutkal atölyesi ve sahile yakın 70 tane çalgı teli imalatçı atölyesi vardır. Bu atölyelerin varlığı İstanbul mezbahalarının bir bölümünün buraya kurulmuş olmasıyla açıklanmaktadır. Mahallede evli kişi azdır demiş bir seyyah. Burası bekarların yeridir. Buranın kötü kokusuna alışamayanlar eğer burada uzun süre kalırlarsa ölürler. Fakat bu koku buranın sakinlerine göre miskü amber kadar güzeldir. <laughs> Tabi bir e, bu mahalle e, adını yakınlardaki 7 Kule Kalesi'nden alıyor. Bu kale özellikle 17. yüzyılda zindan olarak kullanılıyor. Bu sebeple de Yedikule'nin Kule'nin ünü uğursuz bölgeye çıkmış değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer görselimiz Stephen Gerla'dan 1674 tarihli basımından kitabının Burada Türk evlerini görüyorsunuz. Ekranda da göreceğiniz gibi bunlar harabe halde. Şimdi seyyahlar şöyle bir konuda ortaklaşmışlar. Hani İstanbul bir şehir olarak gerçekten büyüleyici bir şehir. Fakat sokaklar, caddeler ve daha da önemlisi insanların yaşadıkları evler bu ihtişamı yansıtmıyorlar demişler. Caddelerin ve sokakların bakımsız ve pis olduğundan bahsetmişler çoğunlukla. Evlerin de e aslında hiç sağlam olmadığından bahsetmişler. Pietro Della Valle demiş ki kentin içi dış görüntünün güzelliğine uymamaktadır. Onu tamamen tersin, onun tamamen tersine çirkindir. Çünkü sokakları eskisi gibi temiz ve düzenli tutmak için hiçbir özen gösterilmemiştir. Sokaklara döşenen taşlar demiş bir başka seyyah ya kötüdür ya da bazılarına hiç taş döşenmemiştir ve genel olarak hepsi pistir demiş. Teveno da demiş ki İstanbul sokakları çok sefil, çoğu dar, eğri büğrü, yüksek ve alçak. Bir başka seyyah sokaklar sıkışık, karanlık, derin ve evler de küçük ve basık şeklinde tarif etmiş. Tabi evler ve dükkanlar 16. 17. yüzyılın Avrupalı örnekleriyle kıyaslandığında çok daha mütevazi kalıyormuş. Ekabir konakları var bir de yani Osmanlı genellikle yönetici sınıfına mensup yani sarayda çalışan yönetimde görev alan dolayısıyla biraz daha fazla para kazanan varsıl Osmanlılar biraz daha güzel konaklara sahiplermiş bunun yanı sıra en yoksul Türk'ün bile evi dışarıdan çok yoksul evi olduğu belliyken... İçi öyle değildir demiş hep seyyahlar. İçleri çok daha bakımlıdır, tertemizdir ve süslenmiştir. Böyle enteresan bir şey. Bugün de hala biraz öyle ya. Biz böyle işte hani binalarımız aman dışarıdan güzel gözüksün, şehre uyum sağlasın hiç öyle bir hassasiyetimiz pek yok. Yani bizde de yok, müteahhitlerde zaten yok. Bizde de pek yok. Ama evimizin içini her zaman temiz, bakımlı, güzel tutmaya çalışıyoruz çoğumuz diye düşünüyorum. Yine bir seyyah demiş ki özel evler vasat ve fakir olmanın bile altındadır. Yalnızca padişahın sarayı, camiler, hamamlar, çarşılar, bedestenler uzaktan bakıldığında muhteşem gözükür. Bir başka seyyah. Özel evler kötü inşa edilmişlerdir ve pek kullanışlı değillerdir. Evlerin sayısı 36 bin veya buna yaklaşan bir sayıdadır. Bunlar çok kötü yapılmışlardır. Ama bütün evler dışarıdan ne kadar dökük olursa olsun içleri iyi bezenmiştir demiş. Bu evlerin çoğu arkadaşlar ahşap. Çoğunuzun bildiği üzere taş ev neredeyse hiç yok. Çünkü o zamanlar taş çok pahalıymış. Eşeklerle o taşlar ancak taşınabiliyormuş uzaklardan getirilebiliyormuş ve eşeklerle taşındığı vakitte hani bir evi inşa etmek için çok fazla taş gerekeceği için çok pahalıya mal oluyormuş. İnsanlar da hani tamam başkentte yaşayan zengin bir ülkenin vatandaşları ama o kadar zengin değiller. Dolayısıyla yaptıramamışlar. Ee, yine Robert Mant Mantran diyor ki toplumsal bir sınıflandırma yapmak gerekirse önce işçiler geliyor en alt tabaka, ondan sonra zanaatkarlar, sonra satıcılar hani esnaf, orta ve alt mertebe memurlar. Bunların da üstünde daha yüksek mertebeli kişiler oluyor. İşte bu en yüksek mertebeli kişilerin de konakları olurmuş arkadaşlar. Şöyle tarif etmiş bir seyyah bunu. Padişahın konutları dıştan fazla gösterişli değillerdir ama içleri muhteşemdir. Daireler büyük, iyi bezenmiş, resimler veya yaldızla kaplanmış. Oturanların rahatlık ve zevkine yönelik her şeyin bulunduğu bir şekildedir yazmış. Şimdi evler çoğunlukla ahşap dedim ya. İstanbul bu yüzden yangınlarıyla meşhur arkadaşlar. İstanbul yangınları hakkında ayrı çalışmalar var öyle söyleyeyim. Hem özel evlerin hem dükkanların çoğu ahşap. Bu yüzden yangınlar yani bir yerde bir küçücük yangın çıktı mı bütün şehir neredeyse tutuşuyor. 1633-98 yılları arasında 21 yangın çıkmış ve her seferinde bir mahalle en az bir mahalle tamamen yok olmuş o derece. Bir de hava rüzgarlıysa afet boyutlarına ulaşmış bu yangınlar. Ee, özellikle Galata'da çok sayıda deponun, mağazanın e, yandığı olmuş ve bundan sonra Galata'da depolar, mağazalar özellikle yangına karşı korunaklı hale getirilmiş, birazcık ders alınmış. Bu arada padişah saraylarının da yandığı vakidir. Birkaç örneği vardır bunun. E, 3. Murat döneminde çıkmış böyle bir yangın. Yine işte 16. yüzyılın sonlarına doğru. E, ve 3-4 sene sürmüş sarayın baştan baştan demeyeyim de en azından yanan bölgelerinin yapılabilmesi. E, bu yangınların bu derece sık gerçekleşmesi ve bütün şehri, etkileyebilmesinin bir sebebi de Osmanlı hükümetinin <laughs> hükümeti diyoruz. Çünkü kaynaklarda da bazen öyle geçiyor. İtfaiye örgütü kurmamış olması. İtfaiye örgütü çok uzun seneler boyunca yani 18. yüzyıla kadar resmi olarak kurulmamış arkadaşlar. Çeşitli emirnameler çıkartılmış. Hani yangın yani önleyebilmek için diyeceğim ne kadar önlersiz karar verin. 1572'de örneğin bir emirname çıkartılmış. Her kişinin evinin boyunda bir merdivenle bir fıçı suyu hazır bulundurması. Yani evin ne kadar yüksekse o boyda bir merdiven ve bir fıçı su hazır, hazır bulunduracaksın. Her an hazır olacak ve yangın çıktığında herkesin bağırarak kaçmak yerine ateşi söndürmeye çalışması. Bunu emretmişler 1572'de. Ee, 1626 tarihli bir kararname İstanbul'da bundan sonra inşa edilecek evlerin Halep ve Şam'dakiler gibi taş samanlı toprak harç ve kerpiçten yapılmasını emretmiş artık bu ne kadar yerine getirilebildi bunu herhalde kent tarihçileri bilir mimarlar bilir bunun dışında kenti bırakıp başka bir yere gitmeniz de yasak arkadaşlar yani İstanbul'a gelip yerleşmeniz de çeşitli yasalara tabi İstanbul'u terk etmek istiyorsanız o da çeşitli yasalara tabi bazı yasal gereklilikler var bunları yerine getirebilirseniz İstanbul'dan çıkabilirsiniz veya İstanbul'a girebilirsiniz başkent sonuçta ee, neye geçelim neye geçelim bir sonraki bize geçelim evet yeme içme alışkanlıkları şimdi biliyorsunuz Seyyahlardan okuyacağım şimdi ama biliyorsunuz zaten çoğunuz. Yemek masası yoktur ecdadımızda. Yemek zamanı geldiğinde eğer varsa hizmetçiler büyük bir bakır tepsi getirerek tahta bir dayanağın üzerine koyar demiş bir seyyah. Sonra yemek tabaklarını tepsiye dizerler. Bunun dışında yani yer sofrası bildiğiniz yer sofrası. Bunun dışında kahve için küçük sehpalar vardır diye kayıt düşmüş. Bugün e, batı ülkelerinde coffee table diye bir şey vardır kahve sehpası acaba dedim bunu okuduktan sonra o coffee table kelimesi e, hani Osmanlı'yı gören bu kahve için bulundurduğumuz küçük sehpaları gören seyyahların tanıtmasıyla mı Avrupa'da o ismi aldı acaba çünkü örneğin bugün belki biliyorsunuzdur divan kelimesi Avrupa dillerine geçmiştir. Ve bildiğimiz divanı ifade eder. Biz de hani evde, evlerde kullandığımız divan olur ya. Artık herkesin oturma grubu falan var gerçi. Divanlar da unutuldu. Ama e, yazın yani İngilizce Google'da arayın divan diye çok enteresan şeylerle karşılaşacaksınız. Evet Türkler değerli arkadaşlar seyyahların anlattığına göre çoğunlukla koyun eti yerlermiş. Sığır sevilmezmiş biliyor musunuz? Sığır eti dana eti falan sevilmezmiş. Hele süt kuzusu, süt kuzusu falan, pardon süt kuzusu diyorum. Süt danası kesilmezmiş. Birkaç seyyah böyle kayıt düşmüş. Koyun etine çok düşkünmüşler, bir de peynire çok düşkünmüşler arkadaşlar. Eğer çok yoksul bir Türk'sen en çok yediğin şey yeşil sebze, fasulye ve mercimekmiş. Yani e, çoğumuz fark ediyoruzdur. Bir zamanların fakirlerinin beslenme tarzı bugün en zenginlerin beslenme tarzı neredeyse. Sebze ağırlıklı, et hemen hemen hiç yok. Ayrıca tatlı olarak muhallebi e, ağırlıklı olarak yapılıyormuş. Bir de işte e, un, şeker ve yağdan yapılan helva türevleri biliyorsunuz. Pedro diye bir seyyah var. Türklerin yiyeceklerinin başında demiş et ve tavuk suyuna yapılan çorba gelir. Koyun etinin suyuna yağ katılarak yapılan pirinç pilavı bol soğanla pişirilen koyun eti, dereotlu nohut yemeği, ıspanak, biber gibi sebzelerle yapılan yemekler çok tüketiliyormuş. İnci hamurun arasına kıyma döşeyerek yapılan börek ve tatlılardan da sütlü tatlılar çok revaçtaymış. En çok da tavuk göğsü. Tavuğun göğsünün dövülerek içine konduğu tavuk göğsü tatlısı. Sarı pirinç diye tabir ettiği şeyle yapılan zerde ve bademli erik hoşafı. Bunlar halkımızın, ecdadımızın çok sevdiği yiyeceklermiş. Ayrıca o dönemde havyar İstanbul'da en yoksulun bile evinde bulunabiliyormuş. Havyar gırlaymış arkadaşlar. Ayrıca kabak, patlıcan, sarımsak, baharat ve tuzla iyice harmanlanmış koyun etiyle doldurulup sade suda pişirilirmiş. Havuç da aynı biçimde doldurulurmuş. Bu tür yemek genellikle üzerine yoğurt, yoğurt dökülerek yenirmiş. Yani dolma ya bildiğimiz dolma. Asma yaprağı benzer biçimde doğranmış etle sarılır ve altına ekşi erik konularak suda pişirilirdi demiş bir seyyah. Asma yaprağı aynı şekilde doğranmış etle sarılıyor. Altına ekşi erik konarak suda pişiriliyor. Ay ağzım sulandı. <laughs> yani eminim çok harika bir şeydir. Poğaça denilen çok lezzetli küçük börekler var demiş aynı seyyah. Bir parmak kalınlığında yuvarlanmış tuzsuz hamurdan yapılıyor. Toprak çömleğin içine korlaşmış mangal kömürü koyuyorlar. Bunların üzerine de poğaçaları koyuyorlar. Bak toprak çömleğin içine korlaşmış mangal kömürü koyuyorlar. Hamurdan yaptıkları poğaçaları da bunların üzerine koyuyorlar. Sonra çömleğin çevresine ve kapağın üstüne kor halinde kömür koyuyorlar. Böylece poğaçalar 15 dakikadan az bir zamanda pişi veriyor. Sıcak poğaçaları satmadan önce ekmekçi kömür bulaşmış yerleri bıçakla kesip atıyormuş. Ne kadar enteresan ya. Ama poğaça kaç yüzyıldır bizim hayatımızda ya arkadaşlar. Ben de geçen gün gittim siyez onu aldım poğaça yapayım diye. Şöyle iyi bir poğaça tarifi bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Yumuşacık poğaça. İnternette her yerde dolu da hiçbirine güvenmiyorum. Bilen varsa yazsın ne olur. Sonra arkadaşlar e, yiyeceklere kimyon tohumu koymak da çok yaygınmış ve ekmeğin üstüne susam yağı sürülürmüş. Simitlerin ise üzerinde beyaz haşhaş tohumları olurmuş. Her yerde pişirildiği gibi ekmek ayrıca hamur yoğurup korlaşmış madeni bir kap üzerinde ya da çömlek bir kap içinde de pişiriliyordu demiş Seyyah. Bu Seyyah'ın adı Dönşuam. Almanca bilmiyorum doğru mu okuyorum. Türklerin ekmeği her zaman taze yemek istedik istediklerini istemelerini çok garip bulmuş. Bu Türkler hani yap ekmeği ki o da vardır aslında Anadolu'da böyle gözleme gibi yaparsın yaparsın dizersin ekmeği kış boyu yersin ama tabi İstanbul halkı herhalde bunu yapacak imkanlardan belki de yoksun saç kuracaksın kocaman alan lazım ona belki yapamıyor İstanbul halkı arkadaşlar taze ekmek yemek istermiş aynı bugün bizim olduğumuz gibi o yüzden de e, fırıncılar sürekli çalışırmış sürekli fırınlar çalışırmış aynı bugün olduğu gibi Demiş ki aynı Dönşuam, yönetici sınıflar olan Varsıl Türkler iyi besleniyordu. Ancak orta ve alt sınıf genellikle çok basit şeyler yiyorlardı çünkü yemek pişirme sanatından habersizdiler demiş. Ya ağzını topla. Yemek pişirme sanatından habersiz olan Avrupa ben gittim gördüm kardeşim. Bırakın bunları. Yemek pişirme sanatını gayet iyi bilirler adamlar. Yoksul ne yapsın? Baş yemekleri çorbaydı demiş hem sabah kahvaltısında hem öteki öğünlerde çorba içiyorlardı. Çorba genellikle et suyuna pirinç kimi zaman da bulgurdan yapılırdı. Bugün yoksul et bile bulamıyor ki suyuna yapsın bunları. İçine karabiber, sirke ve limon suyu katılırmış. Suyu kaynatılarak çorbada kullanılan koyun eti, koyunu haşladın, suyuna çorba yaptın. Siz et suyuna çorba yapmayı acaba biliyor musunuz? Varsa yoksa kalın sosis yiyin. Sonra da haşlanmış koyun etini dikkatlice parçalara ayırıyorlar. Soğanla karıştırıp fırına veriyorlar demiş. Bu da bilmediğiniz şey değil. Yanında yemek için yapılan pilav önce suda kaynatılır, sonra yağla pişirilir demiş. Yenmeden önce pilavın üzerine kızarmış badem konurmuş. Kim şimdi kaybetti de biz bulacağız bademi? Bir de onu kızartacağız, pilavın üstüne koyacağız yani. Çiğ bademin kilosu kaç liraya bilmek istemiyorum neyse vazgeçtim. Yemekten sonra da meyve yenirdi diyor. Yani yeme adetlerimiz çok da değişmemiş gördüğünüz üzere. Bugün sadece eti bulamıyoruz kolay kolay arkadaşlar. O da olmasa da olur ne yapalım? Ne yapalım? Vermiyor Allah ne yapalım arkadaşlar? Bir başka seyyah demiş ki en varlıklı Türkler bile yemeklerini lüks ve gösterişten uzak çökmüş terziler gibi sinilerin önünde diz çökerek ya da dere kenarında veya bahçede yerlerdi. O zamanki Türklerin bahçesi var ya arkadaşlar. Şimdiki İstanbul'da kaç kaçımızın ne bahçesi var? Anadolu'da var bahçesi olan bir sürü yer. Hani bir sürü insanımız ne güzel bahçeli evlerde yaşıyor. Allah daha çok versin. Allah bize de bir gün nasip etsin. O ayrı. Şimdi dere kenarı bulacağız. Dere kenarına gideceğiz de orada yemek yiyeceğiz. Oho. Dere kenarına gidiyorlarmış yemek yemeye. Bu bilgi beni biraz üzdü. Ah Biz yiyemediğimiz için tabi. Evet. Siz yeni bir görsele bakış atarken anlatmaya devam edeyim. Daha önceki bir içerikte Türklerin deniz ürünlerine meyli olmadığından bahsetmiştik. Evliya Çelebi anlatırken de sanıyorum. Gelibolulu Ali var. Gelibolulu Mustafa Ali 16. yüzyılda yaşamış önemli bir entel, entelektüel beyefendi kendisi. Gelibolulu Ali'nin içki mezesi olarak salık verdiği deniz ürünleri üzerine Gelibolulu Ali demiş ki şu 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 mezeler içki masasında çok iyi gider. Gelibolulu Ali'nin sayısız çalışması sayısız eseri var. Hangi birinde demiştir acaba? Dönemin Şeyh, Şeyhül İslam'ı Ebu Suud Efendi'nin bir fetvası var. Burada Gelibolu Ali'nin tersine Ebu Suud Efendi şunların yenmesini mekruh kabul etmiş. Ne onlar? İstakos, kerevit, midye, diye. Mekruh demiş. Yani ye, yemeseniz daha iyi olur anlamında. Zaten Türklerin arkadaşlar balığa düşkünlüğü yokmuş. O kadar bayılmazmışız. Yani koyunun olduğu yerde balık mı yiyeceğiz falan gibi bir tavırları varmış İstanbul halkının. Fakat tabi İstanbul'da yine de balık tutuluyor ve çok enteresan bir şekilde tutuluyor. Bakar mısınız şuna? Şimdi önce bu görseli buldum ama bu görselin bir açıklaması yoktu. Yani hani burada ne yapılıyor tam olarak? Onun bir açıklaması yoktu. İngilizce yoktu yani en azından. Ee, daha sonra başka bir e, Metin Ant Hoca'nın kitabında gördüm şu açıklamayı. Oradan okuyayım size. Balık neslinin tükenmemesi için bakın İstanbul halkı balığa çok düşkün değil. Öyle balık deli gibi yenmiyor. Yine de ve bazı seyyahlar öyle bir anlatmışlar ki ay bunların denizlerinde o kadar çok balık var ki neredeyse insan eliyle tutacak diye anlatmışlar. Aynı yüzyıl. Ona rağmen 1577'de bir kararname çıkmış. Balık neslinin tükenmemesi için ırıpla balık avlanması yasaklanmış arkadaşlar. Bu da nasıl bir şey ığırıp bilmiyorum gerçekten ama balık nüfusuna zarar veren bir şeymiş. Bu ekranda gördüğünüzse Marmara Denizinde özellikle balık avlamak için kurulan balık tuzaklarıymış. Sığ sularda genellikle kıyılarda deniz yatağına gemi direkleri gibi çok uzun kazıklar yerleştirilirmiş. Bu kazıkların üzerine enine tahtalar çakılırmış. Böylelikle balıkçılar bu tahtalara rahatlıkla tırmanabilirmiş merdiven gibi. Kazıkların tepesinde üstü kapalı oturaklar olurmuş. Bu oturaklardan balık sürüleri gözlenirmiş. Balıkçılar ikili çalışırlarmış. Her bir kazığın üstünde bir adam otururmuş. Ellerinde ucu denizin içinde kaybolan bir halat tutarlarmış. Bu halatlara balık ağları bağlı olurmuş. Balıkçılar balık sürüsünü gördüğünde her biri halatı çekermiş. Bu halatlar büyük bir incelikle ağı çevreleyen öteki iplere bağlı olduğundan halatlar çekilince balıklar ağın içinden çıkamazmış. Sonra adamlardan biri sandala binip ağı boşaltır, ağı yeniden denize bırakır ve sonra da kazığın üstündeki gözetleme yerine çıkarmış. Bu şekilde balıkçılar çeşit çeşit balık yakalarmış. Mesela uskumru, tekir, kefal, levrek, baraküda, yunus, torik, kikla, çipura, karagöz, mercan. Bu tarz balıklar yakalanırmış değerli arkadaşlar. Evet. Iğırıp dedikleri acaba şu halatların oluşturduğu şu ağ mı dedim. Ama herhalde bu yani o yasaklandığına göre buradaki belki başka bir yöntemdir. Bilemiyorum Allah. Evet. Arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz görselin çizeri Melchior Lork Bey. Yani aranızda çizer insanlar olduğunu biliyorum. Böyle çizmeye yetenekli ve meyilli insanlar olduğunu biliyorum bu Melchior Lorkun çizimleri beni inanılmaz etkiledi. Ya çok ilginç geldi. Hem hüzünlü buldum. Bir hüzün var gibime geldi. Ama adamın kendi içinde bir hüzün var, onu yansıtıyor gibi. Hem de çok hareketli geldi yani tam ifade edemiyorum ama ancak böyle ifade edebiliyorum. kaynakçaya bırakacağım. Sabit yorumdaki kaynakçada bulabilirsiniz bir göz atın ya sizin de yorumlarınızı merak ederim gerçekten yani bu adamda bir başkalık var tam çözemedim. Neyse buradan itibaren size birazcık Osmanlı toplum yapısından bahsedeceğim. Ekranda gördüğünüz de bu Merkür Lorkun çizdiği bir köylü arkadaşlar. Bakın bir köylü bu bir diğeri de bu. Bu ikisi köylüleri ifade ediyormuş. Tamam mı? Şimdi ben de bu görseller üzerinden biraz Osmanlı toplum yapısından bahsedeyim size istedim. Osmanlı toplumunu kabaca şöyle ayırıyoruz biz. Reaya, askeri sınıf ve yönetici şey sultan. Yani en tepede sultan var. Sultana bağlı bir askeri sınıf var. Aşağıda da şey var. Reaya var. Sıradan halk var. Ulema sınıfı ve ilmiye sınıfı yani din adamları sınıfıyla işte e, hani medreseli daha böyle ilimle irfanla ilgilenen ilmiye sınıfı e, dediğimiz sınıf bazı e, çalışmalarda askeri sınıfa dahil ediliyor. Bazı çalışmalarda edilmiyor. Fakat şunu söyleyeyim askeri sınıf içerisindeki herkes asker olan bir sınıf değil. Askeri sınıf burada yönetici sınıfın tamamını ifade ediyor. Bu insanlar kimisi kimi vergilerden muhaf. Yani başlıca onların görevi devlete vergi vermek değil, hizmet etmek ve karşılığında iyi paralar kazanmak. Reaya ise sizin bizim ecdadımız arkadaşlar. Reaya kelimesi raiye veya raiyet kelimesinin çoğulu. Sözlükte raiye, raiyet kelimesi sığır, koyun sürüsü anlamlarına geliyor. İslam dünyasında yönetici konumdaki askeri tabakayla ulemanın dışında vergi mükellefi olan halkı ifade ediyor. 19. yüzyılda ayrıca Osmanlı Devleti'ne haraç yani ekstra vergiler ödemek zorunda olan gayrimüslim teba içinde kullanıldığı görülmüş. E, Kur'an'da ra fiilinin iki farklı kullanımı vardır deniyor İslam ansiklopedisinde sürüleri otlatmak hayvanları yaymak anlamı bir tanesi de birinin çıkarlarını gözetmek bakmak mukayyet olmak gütmek neticede ister o anlamı olsun ister bu anlamı olsun reaya güdülen halk fakat tabii ki e, aklınıza çoğunuzun şey gelebilir hani bu bir sömürü ilişkisi evet tabii ki öyle bir ilişki bir yerde yalnız e, raiyetin de yani çoğulu olan reayanın da Devletten bazı şeyler isteme hakkı var. Yani nasıl diyeyim? Feodal bir ilişki yok aslında Osmanlı devleti ile reaya arasında. Yani evet sen reaya'sın, vergi mükellefisin, vergi vermekle yükümlüsün ve bu çok katı şartlara bağlı. Ama devlet de seni korumak ve gözetmek zorunda. Eğer özellikle de üretici sınıftansan, yani çiftçiysen, köylüysen pek çok hakkın var. Yani bu her zaman gözetilmiş mi? Hayır. Ama en azından kağıt üstünde bu böyle. Bu kavram reaya kavramı İslam devletlerine Selçuklular vasıtasıyla da Osmanlılara geçmiş. Yani Selçuklular döneminde de kullanılan bir şeymiş bu. Ee, Selçuklular ve İlhanlar devrinde tabi bu reaya sürekli savaşlar ve ağır vergi yükleri neticesinde bu devletlerin yıkılmasına sebep oldular. Ee, neyse olaylar olaylar. Ee, ha Mehmet Öz Hoca demiş ki İslam Ansiklopedisi maddesinde Osmanlılarda reaya terimi en geniş anlamıyla seyfiye, kalemiye ve ilmiyeden oluşan askeri sınıf dışındaki bütün halkı kapsar demiş. Bir de şeyler var, konar göçerler var. Yani hala konup göçmekte olan Türkmenler var. Ağırlıklı olarak Türkmen bunlar ama içlerinde Kürtler de var. Özellikle Doğu Anadolu'da hayvancılıkla geçinen ve aynı Türkmenler gibi yılın iki sezonu konan, göçen, Kürtler de bunun içine dahil. Konar göçerlere kabaca Türkmen taifesi veya etrak deniyor. Etrak. O etrakı bir idrak da buradan geliyor. Doğrudan bu insanlar Türk oldukları için idraksız kabul edilmiyorlar. Aslında hayat tarzları nedeniyle onlar aşağı görülüyorlar açıkçası. Yani Türk oldukları için değil, konar göçer oldukları için hor görülmüşler. Gerek devlet tarafından, gerek halk tarafından hor görülmüşler uzun süre boyunca. Evet, şimdi ya Osmanlı toplum yapısı böyle kısaca arkadaşlar. Durum bu. Rea'ya var askeri sınıf var ilmiye var ulema var kimi zaman buna dahil ediliyor kimi zaman edilmiyor bir de sultan var ve tabii ki her şey sultana bağlı ve bütün e, rea'ya bütün hani o imparatorluktaki yaşayan herkes sultanın kulu konumunda. Peki şimdi konumuz gündelik hayat sultanlardan falan çok fazla bahsetmeyeceğiz. Sıradan insanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Az önce yoksul Türkleri anlatmıştım size. İşte ne yiyorlar, ne içiyorlar. Şimdi 1714'te çizilmiş bir görselde şey bir albüm diyelim. Bir albümde böyle bir çizime rastladım. Kış kıyafetiyle bir Türk diyor buna. Ee, eğer kış kıyafeti adamcağızın buysa bana oldukça yoksulmuş gibi gözüktü açıkçası. Yani belki de doğal bir kıyafetti veya üstüne hemencecik bir şey alıp sokağa çıkmıştı adamcağız <laughs> her şey olabilir ama siz de görün istedim bence hoş bir görsel bu ekranda gördüğünüz de değerli arkadaşlar bir çelebi evet genç Osmanlı soylusu şeklinde bir ifade var bu künyesini verdiğim albümde ama aslında soylu olmak zorunda değil yani hani asil bir aileden gelmesi yönetici sınıfa dahil olması falan gerekmiyor daha çok centilmen hani Osmanlı tipi ideal centilmen aslında Çelebi. Okumuş yazmışlar için daha çok kullanılıyor bir dönem. 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar kültürlü yüksek tabakaya mensup olanlar ilmiye ricali, divan şairleri, kalem erbabı, divanı hümayun katipleri gibi genel olarak okumuş bilgili kimselere Çelebi denmiş. Hatta Osmanlı şehzadeleri içinde kullanıldığını biliyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu Çelebi ünvanıyla anılmış. Değerli arkadaşlar. Örneğin. Evet. Bu da arkadaşlar Bıçkın Delikanlı. <laughs> Bakar mısınız? Durun. Size bir yerden okumam lazım. Ee, bir dakika. Reşat Ekrem Koçu'nun Türk giyim kuşam süslenme sözlüğü var bir tane. Burada bıçkın delikanlının tarifi var. Az önceki çelebi bu bıçkın. Bunlar iki zıt karakter. Bıçkın diyor Reşat Ekrem, bıçak ve bıçkı isimleri gibi biçmek kökünden gelen bir isimdir. Şimdi Reşat Ekrem demiş ki bunlar bizim zamanımızın demiş, kendi yaşadığı dönemin asi gençliği gibi bir şey bunlar demiş. Nasıl asi gençlik? Hem tavırlarında hem giyim kuşamlarında isyan var. Tamam mı? Perçem, zülüf, kakül salmak. Yani saçlarını değişik değişik kılıklara sokmak. Bunlar perçem bırakıyor. Zülüf bırakıyor böyle kenarlardan. Kâkül kesiyor kendilerini. Yalın ayak sine uryan dolaşmak. Levendane çalım yani kabadayı gibi haydut gibi böyle Yeet var mı bana yan bakan dercesine bir çalım. Fesini külahını kaş üstüne eğmek. Eski Türk filmlerinden hatırlıyorsunuz değil mi o sahneleri? Fesini külahını kaş üstüne kadar eğmek böyle daha karizmatik olsun diye. Çıplak ayağında yemeni kundura varsa ayağında ayakkabı varsa ökçesine basarak yürümek. Ökçesine basıyor böyle topuğunu ezerler de giyerler ya ayakkabıyı. Ee, pantolon şalvar paçalarını sıvayarak topuk göstermek. Çünkü topuk göstermek çok ayıp kabul ediliyormuş o dönem. Bunlar özellikle yapıyorlar. Bacaklarını kollarını açıyorlar bir de göğüslerini açıyorlar. Ceketi cepkeni camedanı giymeyerek omuzu atmak. Baya bildiğiniz kabadayı tavırları hem de eski Osmanlı kabadayısı. Şakağında kulak ardında bir çiçek bulundurmak kuşağın bir ucunu yere doğru sarkıtmak, bıçak taşımak, bıçağın kabzasını göstermek, yalın ayak dolaştığı halde elinin bir parmağında her ne pahasına olursa olsun bir elmas, zümrüt veyahut yakut yüzük bulundurmak. Vücudunun görünen bir yerinde ve hatta birkaç yerinde kolda, pazuda, el üstünde, göğüste, baldırda bir dövme bulunmak. İlla bir dövmeleri olurmuş Bıçkın tuvaletlerinin şart tuvaletinin şartlarıydı. Tuvalet burada kılık kıyafet dış görünüş anlamında. Bu kılık kıyafet vücut yapısı ve yüz çizgileriyle yakışıklı ve güzel bir genç için muhakkak cazip olmuştur. Albenisi olan bir görünüştür. Bundan ötürüdür ki bıçkın meşrep güzel gençler divan edebiyatının kalender şairleri tarafından daima övülmüşlerdir diyor. <laughs> ve Reşat Ekrem çok harika bir dervasfı bıçkın diye bir şiir paylaşmış ama kaynağını vermemiş. Kimin şiiri bilmiyorum. Burada dalga geçiliyor bunlarla. Daha doğrusu böyle alaya alınıyor bu bıçkın delikanlılar. Şimdi kulağınızı açın iyi dinleyin. Şöyle yazmış. Şartı evvel şu ki şehir uşağı 15'in üstünde 30 aşağı 15-30 yaş arası olur bunlar diyor. Şartı evvel ki şehir uşağı. Köyde berde olmaz bunlar. Şehirlerde yaşarlar diyor. Kentli, eğitimli, çoğu eğitimli bunların yine. Kalenderler gibi. İsyankar genç erkek taifesi. Abao. Düzenin en korktuğu şey. Devletin en korktuğu şey arkadaşlar. Şartı evvel şu ki şehir uşağı. 15'in üstünde 30 aşağı. Şartı sani yani ikinci şart ar ve namus olmaya. <laughs> Şartı salis üçüncü şart asi ana babaya. Şartı rabi sırım gibi hem çalak. Şartı hamis ola gayetle bibak. Kaş göz yerinde ola altıncı şart. Meftun ola gören er ile avrat. Hem er hem avrat meftun olacak görünce. Güzel olur bunlar diyor. Ola hem vücudu özürden salim, diyeler ona Yusuf misalim. Vücudu özürden salim. Yani vücudu oh maşallahı var yani. Allah'ım bunu nasıl yarattın dedirtiyor. Diyeler ona Yusuf misalim. Yani Hazreti Yusuf'a benziyor diyor. Yedinci şart. Mey nuşide ruzu şeb. Saki ola mecliste ol şekerlebi yani meysever efendim şarap siver işret meclislerinde sakilik eder gerekirse şartı diger tiz el ata hançere hemen elini hançerine atar sen bana bir şey mi demek istedin şey böyle yani deli anlı hem destinden bıçak düşmeye yere dahi mertlik davasın gütmeye hasmi kavi olan yere gitmeye Perçemi kakülü külahdan taşa, külahından taşa. Hak budur yaraşuk o şahin başa. <laughs> Belinde beş arşun ola kuşağı, çarh urur yürürken şalvarın ağı. Sinesi küşade, sayf ile şita, çakılbaş memeler görünsün hatta. Baldır çıplak ola itlik nişanı. <laughs> hem ayağı yalın olmaktır şanı. Ökçelerin basup, göstere topuk, şanlıdır topuğun pek vuran kopuk. Ademiyet şanın heder etmiştir, nefis havası rahine gitmiştir. Nasip ola hidayet ol gümraha, növbe ile geçmiş cümle günaha. Ey oğul sen emrin tuta gel hakkın, ayağın uydurma bıçkına sakın bakıra çıkarma altın adını hedef etme lanete ecdadını senden sonrakiler sana diyor şey yapmasın <laughs> yani senin ecdadına sövmesinler senden sonrakiler de sana sövmesinler diyor evet bıçkın delikanlılık böyle bir şey değerli yani arkadaşlar bana hiç kötü gözükmedi evet Osmanlı toplum yapısı dedik Bundan kısaca bahsettik. Şimdi de Osmanlı insanlarından bahsediyoruz. Çelebiyi gösterdim. Onun zıttı olan bıçkın delikanlıyı gösterdim. Peki kadınlarda böyle bir zıtlık var mı derseniz, kadınların çok fazla seçeneği yok arkadaşlar. Yani e, okuduğum seyyahların yazdıkları doğruysa bayağı Osmanlı İstanbul'da kadın e, hem örtü altında hem ev içinde yaşamaya mahkum bir canlı adeta. Sokağa çıkması falan pek hoş görülmüyor. Hani çarşı pazar veya gerekli başka şeyler olmadığı müddetçe pek hoş görülmüyor. Ee, evlilik geleneklerini falan okudum. Gerçekten sinir bozucu. Ama tabii ki kaç yüzyıl öncesi. Her neyse. Fakat bunun yanında başka bir sürü seyyah da demiş ki. Yo Türk kadını hiç de zannettiğiniz kadar baskı altında falan değil. Neler gördüm neler demiş. Kadınlara geliyoruz yavaş yavaş. Şu başlıkları göstermek istedim sizlere. Bana çok ilginç ve hoş geldi çizim yapan arkadaşlara yine bir hizmet olsun istedim. Belki bunlardan esinlenirler, belki hoşlarına gider. Bu başlıkların hepsinin ayrı ayrı açıklamaları var fakat bunlar çok uzun. Ee, bazı başlıkların gayrimüslimlere, bazılarının Müslümanlara özgü olduğunu sanıyorum. Anlayabilirsiniz az çok yani. Böyle çizimler. Sadece göstereyim dedim. Çizmek isteyen durdursun videoyu çizsin. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi mahalleye ve kadına geliyoruz. Kadınlar erkek aile reisi bu ailenin üzerinde bütün haklara sahip böyle bir sistem. E, fakat yine de erkeğin durumu yani erkeğin aile içindeki konumu bir hukuk sistemi yani şer'i hukuk sistemi tarafından sınırlandırılıyor şer'i hukukun yanı sıra Türkler örfü de yani şer, şeriat dışı kendi e, düşünceleri daha doğrusu gelenekleri ve adetlerini de oldukça önemsiyorlar. Hem onu hem onu kullandıklarını görüyorsunuz yani bugün bile hala örf adet diyoruz biz biliyorsunuz bu ifadeyi kullanıyoruz. E, koca şeriatı bir şekilde çiğnerse karısının kadıya giderek boşanma talep etme hakkı mevcut ve evlenirken kendisine verilen mehrin tamamını geri alma hakkına da sahip arkadaşlar ee, erkekler cariyeler dışında sayısız cariye alabiliyorlar fakat en çok dört kadın nikahlayabiliyorlar fakat yine hem e, tarihsel dokümanlara bakarak hem seyyahların ifadelerine bakarak şunu çok rahat söyleyebiliyoruz ki e, çok eşlilik Osmanlı toplumunda yaygın değil yani hiç yaygın değil çok zenginlerin, çok üst tabaka erkeklerin birden fazla evlilik yaptığını görüyoruz. Ama halk içinde bu sayı çok çok az. Gerçekten çok az. Hatta bazı seyyahlar şey yazmışlar. Evet, Türk erkeklerinin birden çok kadınla evlenme hakkı vardır gerçekten de ama birçok erkek bundan hani karılarını asla ikna edemezler. Kadınlar buna kesinlikle ikna olmazlar. Dolayısıyla en başta bu sebeple zaten Evlilik yapamazlar birden çok kadınla çok nadir görülür ve bir adam zengin olmamasına rağmen iki kadınla veya üç kadınla evlilik yaptıysa onları ayrı ayrı evlerde oturtmak zorundadır ve onları geçindirebilmek için gerçekten canı çıkar demişler ama anlaşılan ki kadın da erkek de çok eşli evli, çok da sıcak bakmamışlar yani genellikle. Ee, şimdi bir e, seyyah yine şöyle anlatmış zaman zaman kadınlar sokağa çıkar peçe takarlar grup halinde ya birini ziyarete ya da hamama giderler başlarına yuvarlak bir başlık takarlar bu eğer varlıklıysa ipekten ve altın e, süslemeli ipekten yapılmış altınlarla süslenmiş bir başlık olurmuş. Önünde küçük bir düğme bulunurmuş. Bunun üstüne beyaz iyi cins muslinden ya da basmadan beyaz bir eşarp örterlermiş. Bu eşarpla sırtlarını da örterlermiş. Bu eşarbın ön yüzü bir karış uzunluğu ve genişliğinde. Tüm yüzü örtecek biçimde ancak görmeyi de önlemeyecek ince siyah ipek bir tül iliştirilirmiş. Evet görsellerden devam edelim. Burada kuyudan su çekmeye gitmiş mahallenin kızları. Evet. Bu da 16. yüzyıldan daha önce size yazdıklarından bahsettiğim bir seyyah. Nikolas de Nikolay'ın kitabından bir çizim değerli arkadaşlar. İki çocuklu bir anne görüyorsunuz. Bu orta halli belki de yoksul bir kadın. Yine Melchior Lorcun bir çizimi. Burada gördüğünüz sanım yüksek ihtimal üst tabakadan veya hani varlıklı diyebileceğimiz tarzda bir kadın bana göre. Çünkü e, fes diyebileceğimiz kafasında külah tarzı bir şey var ya, fesle de deniyormuş ona bu arada. Onun üstüne örtü örtmüş. Ağzını da yani yüzüne siyah peçe örtmek yerine gördüğünüz şekilde tutturmuş fesine o örtüyü. Örtü de böyle işlemeli, mişlemeli güzel bir şeye benziyor. Dolayısıyla herhalde varlıklı bir hanım diye düşündüm ben bunu gördüğüm zaman. Başka ne var? 1812'den bir çizim var. Ee, şunu söylemek istiyorum, bu 19. Yüzyıla ait. Siz de kendiniz araştırırken dikkat edin, bu 19. Yüzyıla ait çizimlerin pek çoğu arkadaşlar 16. Yüzyıldaki seyahatnamelerdeki çizimlere dayanıyor. Alıyorlar, bu 16-17. Yüzyılda buralara gerçekten gelmiş, görmüş, çizmiş seyyahların çizimlerine bakıyorlar. Onları kopya ediyorlar. Çoğu zaman o çizimleri renklendirerek yeniden yapıyorlar aslında. Dolayısıyla 1812 görseli deyince 1812'de yaşamış kadınları gösteriyor gibi düşünmemeliyiz. Tamam mı? Çünkü ben kendi yaptığım araştırmalarda bunun çok örneğini gördüm. Görsellerle Kalenderi Dervişler yayınımızda da bunu size göstermiştim daha önce. Yani çok var yani. Görselleri incelerken bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Evet, seyyahlarımızdan Schwaiger evli Türk hanımlarının Avrupalıların düşündüğü gibi evlerinden dışarı çıkmadıklarının doğru olmadığını yazmış. Schwaiger'e göre Tüm dünya Türk'ün gücünden korkarken Türk erkeği karısından korkardı. Kadın evinin mutlak hakimiydi. Sayısız hizmetkarları vardı. Orta sınıftan kadınların bile 4-5 hizmetkarı olurdu. Dolayısıyla kadınlar bütün işi hizmetkarlara bırakırdı. İş işlemez ya da örgü örmezlerdi. Kendi evlerinde konuk gibiydiler. İyi havalarda grup halinde yürüyüşlere veya hamama giderlerdi. Dedikodu yaparak eğlenceli saatler geçirirlerdi. Erkek eve geç geldiğinde sofra kaldırılmış olurdu. İşte o zaman korkudan titretecek kadar kötü muamele ile karşılaşılırdı. Kadınların en büyük zevki iyi giysiler giymek ve sokakta gösterişli görünmekti. Bunlar için kocalarından gündelik para isterlerdi. Yalnızca çok yoksul kadınlar baştan aşağı ipeklere bürünemezlerdi demiş. Vratislav var, bir tane Baron Vratislav'ın Anıları diye de bir kitap, kitap var, yani Türkçesi bu. Bu da yine aynı şekilde demiş ki, Türk kadınları geleneklerin öngördüğü gibi kapalı değiller. Örneğin geleneklere göre bir erkek evlenmeden önce karısını ne görebilir ne de onunla konuşabilir. Dolayısıyla evleneceği kız hakkında tüm bilgiyi kadının akrabalarından almak zorundadır. Ama elçilikteki yeniçeri muhafızlara göre... Bu geleneğe artık uyulma, uyulmamaktadır. Bir kızın gelecekteki kocası tarafından görülmesi günah kabul edilmiyordu artık. 16. yüzyıldan bahsediyoruz hala. Ee, kızlar kendileriyle evlenmek isteyen erkeğe yüzlerini göstermenin bir yolunu buluyorlarmış. Pardon bu 16. yüzyıl mıydı 17. yüzyıl mıydı? Ne, 17. yüzyıl da olabilir neyse yine sabit yoruma yazarım. Türk evlerinin genellikle bahçelerine bakan balkonları vardı. Kadınlar buraya çamaşır asarlardı. Kız ne zaman çamaşır asacağını genç adamı bildirirdi. Sonra da en güzel giysileri içinde balkonda belirir, kayıtsız bir edayla çamaşır asmaya koyulurdu. Ya bu şekilde kendilerini göstermenin yolları da bulmuşlar. Yani tabii ki evleneceğin insanı görmek istemez misin öncesinde zaten? Come on. Evet çarşı pazar şimdi yavaş yavaş sosyalleşmeye doğru geliyoruz değerli arkadaşlar. Çarşı pazar e, yine seyyahların e, seyahatnamelerinde en çok bahsi geçen şeylerden bir tanesi. Çünkü çarşıları ve pazarları Avrupa'dakinden çok daha farklı, ilginç, renkli ve çeşitli bulmuşlar ve anlatılanlara bakılırsa gerçekten de öyle. E, seyyar satıcılar çok ilgilerini çekmiş. Seyyar satıcılarla ilgili çok sayıda görsel bulabilirsiniz bu seyahatnamelerde. Bunlar arasında yani sokakta iş yapan insanlar arasında hamallar öne çıkıyor. O kadar çok hamal çizimi var ki. Nedense batıl seyyahların acayip ilgisini çekmiş bu mesele. vay çeşit işte, hamal çizimi var. Ben de size göstereceğim birazdan. Şimdi bu çarşı pazarlar seyyahlara göre dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan cinste çarşılar pazarlarmış. İstanbul'dan başka bir yerde göremezsiniz bunları diyorlar. İşte e, bu pazarların birinde yalnız altın ve gümüş eşya satılırken bir başkasında yalnızca eğerler ve koşum takımları satılırmış. Bir pazarda sadece halı olurmuş. Aynen bugün de var ya halı pazarı deriz, at pazarı deriz, onu deriz, bunu deriz bir diğerinde de işlemeli örtüler bulunurmuş mesela işlemeli örtü alacaksın işlemeli örtüler pazarına gidiyorsun güzel aslında ya dükkan dükkan vırt zırt vırt zırt gezmiyorsun nereye gideceğim belli kağıt pirinç fasulye balık pazarları varmış 16. 18. yüzyıllar arasında kafkasyalı gürcüler çok bulunurmuş bu pazarlarda mücevher ve pahalı taş satarlarmış eee İstanbul'un en güzel binalarından iki tanesi Büyük ve Küçük Bedesten binaları diye geçiyor. Benim anladığım kadarıyla bunlardan biri Kapalı Çarşı'ya, bildiğimiz Büyük Bedesten dedikleri anladığım kadarıyla Kapalı Çarşı. Benim İstanbul tarihim pek iyi değildir. İstanbul mimarisi ne daha daha az bilirim. İstanbul'u da sevmem zaten, gezmem de. O yüzden bilen varsa lütfen aşağıya yoruma yapıştırsın. Büyük ve Küçük Bedesten diye ayırmış bir seyyah. Ee, büyük Bedesten galiba kapalı çarşı doğru anladıysam bu e, şey küçük Bedesten'de esir pazarı bu arada esirler orada satılıyor. Büyük Bedesten'de envai çeşit mal var küçük Bedesten'de esirler satılıyor. Şimdi yazarımız Pedro pardon seyyahlarımızdan Pedro demiş ki büyük Bedesten yüksek kemerli kalın duvarlı üzeri kapalı büyük bir yapı. Dört ana kapısı var. Dolayısıyla bana kapalı çarşı gibi gözüktü. Çarşı en soğuk havalarda bile ısıtılır. Burada kuyumcudan kumaşçıya kadar pek çok dükkanda ipek, atlas her çeşit kumaştan gümüş ev gereçlerine, baharattan silaha her şey satılır demiş. Bir başka seyyah Saraçhane'de deri işlemecileri ve Saraç ustaları İstanbul'u ziyaret eden e, yabancılara dadanıyorlardı. Gibi bir laf etmiş hani mallarını satmak için. Bir başka seyyahımız ne, seyyahımıza göre neredeyse tüm dükkanlar boyalıymış. Kimisi de yaldızlıymış. Dükkanlarını rengarenk boyuyorlarmış ya insanlar. Az önce o dükkanların da ahşap olduğunu gördük ya. Bu, bu dükkanları rengarenk boyarlarmış. Bazıları da böyle yaldızlı yaldızlı boyalarla boyarlarmış. Dükkan sahipleri halı kaplı divanlarda otururlarmış saten elbiseler giyerlermiş sincap kürkü takarlarmış zenginlik göstergesi olarak ee, ve İstanbul'da her tür haşlanmış fırınlanmış yiyece ve e, Avrupa ülkelerinde Noel pazarlarında satılan şekerlemelere rastlanırmış bunların hepsini orada İstanbul'da bul bulabilirmişsin başkentin e, belli başlı ticari semtleri Haliç kıyıları Bedesten Kapalı Çarşı tahminim, Bayezid semti, Mahmut Paşa Caddesi ve Uzun Çarşı Caddesi'nin çevresindeki sokaklar imiş arkadaşlar. Başlıca çarşılar, ambarlar, depolar, bedestenlerle dükkanların çoğu ve hanlar bu caddelerin sınırladığı dörtgenin içinde yer alırmış. E, büyük tüccarlar ve toptancıların ise kendi hanları olurmuş. Çok büyük tüccarsın veya toptancısın kendi hanın var. Bu hanları hem ambar hem de büro olarak kullanıyorlarmış. Ayrıca taşradan gelen veya yurt dışından gelen tüccarlar da buralarda konaklayabiliyorlarmış. Fakat bu yurt dışından gelenlerin özellikle ve taşradan gelenlerin asıl konakladıkları yerler otel yok, kervan saraylar var. Kervan saraylar, saraylar dışında hiçbir barınak yok bizim için yazmış çoğu seyyah. Bu kervan saraylar da ya büyük e, haller gibi inşa edilmişler ama yataktan başka bir şey yokmuş e, çok çoğu seyyah da bu kervansarayları çok e, uygunsuz pis ve rahatsız bulmuş arkadaşlar ayrıca o zamanlarda semt pazarları varmış bu da 19. yüzyıl çizimi Atina pazarı semt pazarları çok fazlaymış belli günlerde belli yerlerde kurulurmuş. Yani bugün hala var biliyorsunuz salı pazarı var, çarşamba pazarı var, cuma pazarı var. Bugün hala hem dilimizde var hem hayatımızda var. Haftanın hiçbir günü yoktur ki İstanbul'un herhangi bir yerinde bu pazarlardan biri kurulmasın yazmış bir seyya. Hatta bu pazarlardan bazıları kuruldukları günün adını almışlardır. İşte az önce dediğim gibi örneğin Galata ile Tophane arasındaki salı pazarı, Fethiye'deki çarşamba pazarı, Karaköy'deki perşembe pazarı gibi gibi. Hala öyle evet. E, yerel ticaretin asıl işlediği yerlerse satıcı dükkanlarıymış arkadaşlar. Ve yine 17. yüzyılda Evliya Çelebi'ye bakarsak 41 bin dükkan varmış. Bir başka seyyah demiş ki 48 bin. Evet bir de şey var bir gerçek bildiğimiz dükkan var bir de küçük daha küçük işler yapan zanaatkarların dükkanları var. Bunlara da koltuk deniyor. Koltuk denirmiş. Böyle nasıl anlatayım ya bugün de hiç kalmadı ki. Bakırcılar olurdu mesela. Hala var mı bilmiyorum. Yani Anadolu'da vardır da İstanbul'da falan var mıdır bilmiyorum. Tek işi bakır dövmektir adamın. Bakırdan bir şeyler yapar. Onun küçücük bir dükkanı olur. Hani büyük kocaman dükkanı olmaz da küçücük dükkanı olur. İşte onun gibi dükkanlara koltuk deniyormuş değerli arkadaşlar evet görsellerimize devam edelim bu da yine 19. yüzyılda e, Manastır'da Bulgar kadınları e, Balkan coğrafyasından yani Osmanlı egemenliğindeki Balkan coğrafyasından hangi görsele baksanız Balkan kadınlarının inanılmaz süslü olduklarını görüyorsunuz yani giydikleri kıyafetler falan aynen bu görseldeki gibi kenarları hep böyle iş çiçek 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 Hani bizde oya var ya bunlarda galiba oya yok ama oya yerine kıyafetlerinin kenarları hep işlenmiş. Hep minik minik işlenmiş vaziyette. Burada da kadınlar kumaş bakıyorlar. Çoğu görselde bulabildiğim çoğu çizimde kadınlar hep kumaş bakıyor. Ağırlıklı olarak kumaş bakıyorlar herhalde tesadüf değildir. Burada da bakın yine 1850'de yayınlanmış bir albümden bir çizim mevcut. Burada hem kadınların kılık kıyafetlerini daha iyi göreceksiniz, hem çocukların kıyafetlerini daha iyi göreceksiniz, hem dükkanı hem dükkancıyı daha iyi göreceksiniz şimdi. Daha yakından bakalım görsele. Kadınların yüzleri nasıl kapadıklarını görüyorsunuz, değil mi? Bunlar da yine herhalde e, alt sınıf veya orta sınıftan kadınlar değerli arkadaşlar. Sanıyorum öyleler. Çocuk kıyafetlerine dikkat edin. Paşa gibi giydirilmiş bir tanesi. Belinde kılıç var. Bir diğeri belki bu iki hanımdan birinin çocuğu belki de değil. Ama iki belik örgüsü var arkasında görüyorsanız. Ee, bu kadın çizimi bana çok gerçekçi geliyor. Çünkü dediğim gibi diğer seyyahlarda da çok benzer çizimler mevcut. Ayaklarındaki ayakkabılara dikkatinizi çekiyorum. Çarık tarzı dükkancı ağabeyimiz şimdiki dükkancılardan tek farkı bence giyimi kuşamı çok daha renkli ve çok daha hoş gözüküyor üsttekiler cevizli sucuk mu diye soruldu galiba öyle ya anlamak pek mümkün değil de dükkanın tepesinden şöyle sarkıtılmış herhalde cevizli sucuk arkadaşlar şey çok çünkü şekerlemeci çok şekerlemeci dükkanı çok şekerli şeyler satan çok gerek dükkanda gerek sokakta olabilir yani. Evet seyyar satıcılar geldik seyyar satıcılara. Çok detaylı bir şey yok seyyar satıcılar hakkında ama çok fazla çizim var. Esnaf kesiminin bir bölümünü oluşturuyor seyyar satıcılar ve en alt bölümünü oluşturuyorlar aslında. Bu insanlar aynı bugün olduğu gibi güvencesiz çalışıyorlar. Yani sokak güvencesiz derken o zaman sanki sigorta mı var diyeceksiniz haklı olarak o manada değil. Ne kazanacakları belli değil. Yani hani ne bileyim dükkan sahipleri seyyar satıcıların daha üstünde tasvir ediliyor. Ve daha iyi kazanıyorlardı yüksek ihtimal. Ama bu insanlar işte o gün geze geze ne satabilirlerse kazandıkları o ve onunla geçiniyorlar. Ee, Osmanlı dönemine ilişkin olarak... İstanbul esnafından ilk kez 16. yüzyılın başında 2. Beyazıt döneminde çıkartılan bir kanunda söz edilmiş. Fakat diyor Robert Mantran esnaf daha önceden beri vardır. Çünkü bazı gruplar Fatih Sultan Mehmet tarafından tanınmış ayrıcalıklara sahiptirler. Fatih kenti fetheder etmez yeni başkentin ekonomisi iyi olsun diye Osmanlı'nın diğer bölgelerinden zaten var olan esnaf örgütlenmesini kente uyarlamış. Yani esnaf var evvel ezel. Hatta 13. yüzyıl Ankara'sını Ankara ahilerinin yönettiğini biliyoruz bu arada. Bu da apayrı bir içerik konusu. Başta söylediğim gibi İstanbul'a çeşit çeşit gayrimüslim getirilmişti Türklerle beraber. Onlar da esnaflık yapıyorlar. Yani dükkan sahiplerinin kimi Müslüman kimi gayrimüslim o dönemler esnaf kuruluşlarında ustalar var, kalfalar var ve çıraklar var. Ve öyle bir sistem oluşturmuşlar ki çırak en alt seviye, kalfa onun bir üstü, usta zaten adı üstünde. Tamam mı? Çıraksan kalfa olabilmen çok zor. Ama kalfa olduysan sonra hayatın kurtuluyor. Kalfalıktan ustalığa giden yol kolay. Ama bir çırakken kalfa haline gelebilmek çok daha zormuş. Ve bu da yine böyle hem yazılı hem yazısız bir sürü kurala bağlanmış. Yani ya hadi ben bir dükkan açayım bir şey getireyim satayım diyebilirsin ama bir zanaatte ustalaşacaksan bunun yolu baya baya dikenli ve çetrefilli bir yolmuş değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım Osmanlı İstanbul'un da sokaklarda kimleri görüyoruz? Osmanlı İstanbul sokaklarında gezdiğinizi varsayın size göstereceğim görselleri de kanlı canlı karşınızda hayal etmeye çalışın arkadaşlar. Bu bir yumurtacı gördüğünüz üzere sokaklarda böyle yumurta satan adamlar hayal edin. Bu ne? Berber. Net gözüküyor değil mi? Evet. Berber. Yani sokağa mı kurmuş bu dükkanı? Onu tam anlayamadım açıkçası yani. Berberin dükkanının içini mi gösteriyor yoksa sokağı mı kurmuş? Dükkanı tam anlayamadım ama bence gayet hoş bir görüntü. Evet bu da yine bir sokak satıcısı. Yine ne sattığını çok net çıkartamadım. Fakat Melchior Lork Bey çok detaylı bir şekilde çizmiş. Hem kendisini hem çevresini kafasında bir külah. Yani şu e, seyyar satıcılar arasında sokaklarda aklınıza gelen her şey satılıyormuş. Buna yoğurt dahil. Dolayısıyla bu adam e, boynunu astığı şu küp gibi görünen şeyde yoğurt taşıyor olabilir mesela. Ve diğerinde de atıyorum sucuk taşıyor olabilir. Bu adam sokaklarda geziyor ve bağırıyor. Yoğurt sucuk evin önünden geçerken duyuyorsun adamı. Diyorsun yoğurtçu bana yoğurt ver atıyorum. Sucukçu bana sucuk ver. Bu da yine çizime bakılırsa içecek bir şeyler satan birisi. Yani gerçekten kafasında bu kadar çok şey taşıyabiliyor muydu? Bilemiyorum. Yoksa ressamın hayal gücümü mü? Tabii çok emin değilim. Fakat envai çeşit şerbet satıyor gibi geldi bana bu adam. Belki ufak tefek şekerleme falan da satıyordu ama daha çok şerbet satıyormuş gibi bir hali var. Nedir bilmiyorum. Yemek sepeti kurye deniyor. <laughs> Arkadaşlar bu çizimin de ne olduğu belli değil ama başka çizimlere bakarak bunun bir sucu olduğuna karar verdim ben. Çünkü sokaklarda geze geze su satan da var. Gerçi şey çokmuş hayırseverlik anlamında sucular tutan insanlar olurmuş. Yani diyorsun bir hayır yaptırmak istiyorsun. Gidiyorsun sucuya diyorsun ki al sana atıyorum günlük 100 lira. Bugünlüğün benden herkese geze geze su sat. Şey su dağıt. Yani bunların su satan versiyonu da varmış, su dağıtan versiyonu da varmış. Ama İstanbul'da çok sayıda insan sırf hayır olsun diye bu sucuları tutarmış. Su dağıtsınlar diye sevap pointler hanelerine işlensin diye ve geldik az önce bahsettiğim ha hamallara dünya kadar hamal çizimi var inanılmaz gerçekten inanılmaz yani Bir dakika evet bakalım hayal etmenizi kolaylaştırar kolaylaştırıyordur umuyorum bu görseller. Benim çok hoşuma gidiyor bunları böyle izlemek. Bir de bazı görsellerin arka planlarını silebiliyorum. Bazı görsel buna müsaade ediyor. Böyle siyah bir zemine koyduğum zaman daha bir canlanmış görünüyor. Birden daha böyle bir gerçekliğe bürünmüş gibi gözüküyor ve doğrudan hayal gücüme hitap ediyor gerçekten de. Yani benim yaşım bu tarz hani bu kadar tabii eski giyimli olmasa da e, sırtlarında kocaman küfelerle bir şeyler taşıyan amcaları görmeye yetiyor. Bilemiyorum bu nesiller gördüler mi? Hala var mı? Yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vardır herhalde de İstanbul'da hala var mı böyle amcalar? Bilmiyorum. Ama hatırlayanlarımız olacaktır yani. Evet. Bakar mısınız? Bu da 1855'ten bir çizim. Bu çizime daha yakından bakalım. Çok detaylı ve çok ilginç bir çizim. Bakın bu amcanın sırtında küfe yok. Böyle şey gibi ama yoldan gelmiş birinin kıyafetlerini taşıyor gibi. Elindeki şapkaya dikkat ederseniz bir Avrupalı şapkası gibi. Şey gibi yani bana geldi. Seyyah İstanbul'a inmiş. Elinde eşyaları var. Tamam mı? Hemen yoldan bir ...hamal gelmiş demiş ki taşınacak bir şeyiniz var mı... ...bu da var demiş... ...adama bütün eşyalarını vermiş gibi... ...yani adam sırtında bir batılının... ...bir Avrupalının... E, ...valizini... ...işte gerek başka e, nesnelerini taşıyor... ...eline de şapkasını almış gibi geldi bana... ...ha arkada da Avrupalı bir çift var zaten... ...evet belki de hani bir gemiyle... E, ...ne bileyim Avrupa'nın bir şehrinden... ...o zamanlar İstanbul'a gelen... ...bir grup insan vardı falan... Evet bu da şekerci arkadaşlar. Yine benim yaşım şunu da hatırlamaya yetiyor. Ben çocukken vardı. 35 yaşın üstündeyim ben. Ee, macuncular vardı ya. Böyle uzun sakallı amcalardı bunlar. Kadıköy sokaklarında gördüğümü hatırlıyorum. Böyle kocaman sini gibi bir şeyleri olurdu. Rengarenk macunları olurdu. Kendisi de uzun beyaz sakallı böyle renkli renkli bir sarık vardı kafasında. Osman döneminden fırlamış gibi adamlar vardı ben hatırlıyorum yani. Hatta adamı gördüğüm zaman böyle bir masal kahramanı görmüş gibi olmuşum. Renkli renkli bir şeyler satan renkli renkli beyaz sakallı çok tatlı bir amca. Bu ne ya filan diye anneme sorduğumu hatırlıyorum. Annemin de bana macuncu macuncu deyip macunun ne olduğunu tek tek anlattığını hatırlıyorum. Annem çocukken bizim öyle şekerlemeymiş, çikolataymış falan yememize izin vermezdi. Ama o amcadan macun almama izin vermişti. Annem. Onu hatırlıyorum. <laughs> hadi tamam al. Bu amca tatlıymış. Bundan al hadi macun falan dediğini hatırlıyorum yani. Böyle bir sopa gibi bir şeye sarardı böyle. Dolardı dolardı macunu öyle verirdi eline. Enteresan bir şeydi. Arkada da Galata Kulesi gördüğünüz üzere. O zaman bakın orada bir mezarlık varmış. Şimdi hala var mı? Ben hatırlamıyorum ama belki de vardır. Kabadayı var mıydı eskiden? Tabii ki vardı. Kabadayılar hayal ürünü insanlar değiller. Bu da gördüğünüz üzere gezici kahve satıcısı. Bunun mantığını çok anlamadım ya. Kahveyi nerede pişiriyordu ki bu adam? Gezici derken. Acaba şey mi? O elinde e, demlik gibi bir şey var ya. Hani bir yerde kahveyi pişiriyor, demliğe koyuyor. O demlik içerisinde kahve sıcak kalıyor. İşte yarım saat içerisinde satabildiğini satıyor. Ya böyle bir şey var ama Türk damak tadına uyan bir şey değil. Hani biz kahveyi sıcak sıcak içeriz ya. Bir demlik kahveyi ne kadar sıcak tutabilir ki yani? Termos mu? <laughs> Termos olduğunu sanmıyorum. E, tam anlayamadım yani açıkçası. Belki de şöyle. Küçük bir dükkanı vardı adamın. Orada bir ne bileyim mangalı falan bir şey vardı. Pişiriyordu. hemen çıkıyordu yoldan geçenlere satıyordu. İçeri girip tekrar yenisini pişirip yine sokakta geziyordu. Belki böyle bir şeydi. Küçük ocakvari bir şey ne olabilir ki yanında ya? Yani neresinde sıcak hani kahve pişirmeyi sağlayacak kadar sıcak bir şey taşıyabilir? Bilmiyorum. Fakat değerli arkadaşlar bugün kahve sevenlere yabancı özentisi, batı özentisi, kötü batı özentisi falan diyen kendini bilmezler. Umuyorum bir parça olsun utanmıştır. Kahve, babanız mı kahveciydi diye sorsanız evet deme hakkına sahibiz. Biz çayla çok geç tanıştık. Kahve 600 senedir falan hayatımızda arkadaşlar. Bu lafı da etmeden gezemezdim. Bu da yine gezici bir tatlıcı. Gördüğünüz üzere Hafif de bıçkın bir delikanlıya benziyor ama olmaya da bilir. Başının üstüne taşıdıkları bana helva gibi geldi. Artık bilemiyorum ne olduğunu. Bir başka çizimi de bu. Bakın bunun tarihi 1714. Buna bakarak birkaç dakika önce söylediğim üzere bir başkası şu çizimi yapmış. Biraz tabii bir şeyler eklemiş kendisinden. Bunlar da yine seyyar satıcılar arkadaşlar. Sağda gördüğünüz beyefendi Yunan bir beyefendi. Solda gördüğünüz beyefendi de yine Balkanlardan bir beyefendi. Başka da bir şey bilmiyorum haklarında çünkü Fransızca henüz okuduğumu anlayamıyorum. Artık aşağılarda ne yazıyor bilmiyorum. Soldaki galiba kaymak satıyor doğru anladıysam. Sağdaki neci anlamadım değerli arkadaşlar. Yok soldaki kaymak satıyor. Sağdaki ne satıyor anlamıyorum. Yani okuyamıyorum bile o el yazısını. Sandaletleri çok hoş değil mi? Evet. E, ee, bu da yine gezici kahveci arkadaşlar. Belinde taşıdığı şey minik kahve fincanları bulunan bir kutucuk. Bu da yine e, tulumba tabir ettiğimiz şeyi taşıyan bir seyyar satıcı. O tulumbanın içerisinde, e, tulum pardon, tulumun içerisinde su da olabilir, ayran da olabilir, her şey olabilir. Yani Ne olduğunu bilmiyoruz ama görüntüleri bu. Körüp de deniyormuş, körüp de deniyormuş. Evet, metaforik. Vallahi her şeye anlam veremiyorum arkadaşlar. Bunlar yine Osmanlı sokaklarında görebileceğiniz kişiler. Başı bozuklar. Osmanlı ordusuna dışarıdan dahil olan, ne bileyim kafasına göre bazı seferlere giden hani 3-5 kuruş kazanmak için şey tipler ya. Bu eli silah tutan tipler bunlar. Silahtan, savaştan iyi kötü anlayan tipler ama profesyonel asker değiller. Arada sırada Osmanlı saflarına katılıyorlarmış. Böyle diyebiliriz. Başı bozuklar cool mu buldunuz? Hafif zeybekleri, efeleri andırıyor gibiler değil mi? Öyle bir havaları var gerçekten de. Özellikle ee, şortları mı diyeyim? Kısa şalvarları. İlginç bir tarzları var bence de. Peki. İstanbul sokaklarında başka kimi görebiliriz? Ups. Tabii ki dilenci dervişleri görebiliriz. Bu kanalın izleyicileri kalenderi dervişlerin ne olduğunu kim olduğunu artık çok iyi biliyor. Bu kanalda görsellerle seyahatnamelerde kalenderi dervişler diye bir içeriğimiz var. İki videodan oluşan uzunca bir içerik. Merakınız varsa onları izleyiniz. Orada detaylı anlattım bir sürü şeyi. Bu da 1688'de basılmış bir kitaptan bir çizim. Önceki kalenderiler içeriğinde rastlamadığım bir çizimdi bu. Size de göstermek istedim. Susak nedir? Metaforik. Susak susu. su kabağı mı? Su kabağı diyorsan evet galiba su kabağı. Susak mı deniyor ona? Evet yakınındaki su kabağı arkadaşlar e, su kabağını kalenderi de, dervişlerinin birden fazla amaçla kullanabildiğini de görmüştük Osmanlı toplumunda esrar ve esrar keşler adlı kitabı tanıtırken bahsetmiştim. Su kabağından bazen e, uyuşturucu maddeler almak için de yararlanabiliyorlarmış. Üzerinde oturduğu şey bir hayvan postu dikkatinizi çekerse ve 17. yüzyılın sonlarından kalma bir çizim olduğu için herhalde çünkü 17. yüzyıl sonlarında biraz daha kılık kıyafetleri değişmiş bu insanların e, yarı çıplak gezmiyor ama gördüğünüz üzere hala hayvan postu yanında bir de asası var sopaya benzer bir asası var. Zaten yüzünün, yüzünün ifadesinin nasıl çizildiğine bakarsanız daha iyi anlayacaksınız ki bu bir dilenci derviş. Evet elbisesi epey edepli. Bu da arkadaşlar kim ola ki diyeceksiniz yine yaşı yetenlerimiz hatırlayacaklar. Arzu halci bildiğiniz. Evet Arzu hal yani aslı arzı hal yani insanın halini arz etmesi bildirmesi anlatması anlamında Osmanlı toplumunda halkın reayanın çok tabii bir hakkı efendim sen istersen doğrudan sultana sadrazama divana çeşit çeşit yönetici kişiye ve kesime arzu hal yazabiliyorsun. Yazabiliyorsun. Derdini bildiriyorsun, talebini bildiriyorsun. Ee, bir sıkıntın var, onun için yardım istiyorsun. Mesela bunun için ayrı bir içerik yapabiliriz çünkü çok detaylı bir konu. Ya ailevi problemin var, kocandan şiddet görüyorsun. işte kadı da senin derdine çare olamadı, ortada kaldın. Bunu bile sultana yazabilirsin. Ha sultana divana ulaşır mı? Divanda bunu okurlar mı? Falan o belli değil. Ama senin Doğrudan sultana dilekçe yazma hakkın mevcut. E, kime istersen yazabilirsin. Ama okuma yazma yaygın değil. Özellikle kadınla, kadınlar çoğunlukla okula gönderilmedikleri için seyahlara bakılırsa e, arzu halcilere ihtiyaç duyuyorlar. Yani bir nevi public katip bunlar yani. Halk katibi diyebiliriz. Okuma yazmayı bilen insanlar bunlar. E, tabii ki iyi kötü eğitimi de olan insanlar böyle çoğu zaman sokaklara dükkan açıyorlar diyeyim. Gerçek bir dükkanları yok tabii çoğunun. Eee seyyar gibi bir şey yaptıkları iş. Fakat aynen bu şekilde yazı yazabilecekleri küçücük bir masa tarzı bir şey. İşte kağıtlar, kalem, şu bu. Gidiyorsun diyorsun ki ben şuyum, şuyum. Şuna şuna hitaben yazacağım. Derdim de şu. O da bu katip de uygun lisanı bildiği için uygun bir lisanla yazıyor. Uygun lisan derken mesela sadrazama yazıyorsan başka tarz kalıplar kullanman gerekiyor. Ee, Osmanlıca. Ne bileyim işte e, divana yazıyorsan başka bilmem ne yazıyorsan başka kendini tanıtırken belli kalıplar kullanman gerekiyor. Bugünkü resmi dilekçe örneklerinde de vardır ya. E, böyle kurallar. O zamanlar da var öyle kurallar. Gidiyorsun bu insana yazdırıyorsun arzu halini yazdırıyorsun sonra da çeşitli kurum ve kuruluş veya kişilere diyeyim en kaba tabiriyle gidip diyorsun ki ben buyum buyum katibe yazdırdım derdim budur şuraya şuraya ulaşmasını istiyorum diye gidiyorsun teslim ediyorsun. Bu amca da gördüğünüz üzere yine bir katip bir sokak katibi bir arzu halci. 1829'dan bir çizim. Bu da 1850'den bir çizip Public Scribe demiş yazan. Daha iyi bir tabir yok gerçekten. Gördüğünüz gibi yanında kadınlar var. Pek çok e, halk içinde çizimi yapılan katip hep böyle kadınlarla. Zannediyorum kadınlar işte okuma yazma oranları daha düşük olduğu için kadınlarda olsa gerek. Ama yani diyelim okula gittin, okuma yazma öğrendin, erkeksin. Yine senin o belli kalıplara, o resmi dile hakim olman kolay değil. O dile hakim olmadığın müddetçe yine arzu halciye muhtaçsın yani. Bakar mısınız? Böyle bir şey. Daima sağlığınızı arz ederim Yüce Mevlam'dan stop. <laughs> Padişah mı yazıyoruz bunu? Evet arkadaşlar. Seyyahların gerek İstanbul'da gerek Anadolu'nun neresine giderlerse her yerinde sokaklarda en çok gördükleri bir şey de canlarımız bizim biricik sokak hayvanlarımız kedilerimiz ve köpüşlerimiz arkadaşlar. Ya Türklerin hayvan sevgisi İstanbul'un güzelliğiyle beraber bütün seyahatnamelerde geçer görebilirsiniz. Çünkü Avrupalıya yabancı bir şeydir bu. Avrupalı o kadar yabancılamıştır ki sokaklarda kedi var köpek var. Bu zaten onlar için çok tuhaf bir şey. Ve halk onları besliyor ve büyük bir sevecenlikle besliyor. Ve bu hayvanlara birisi eziyet etmesi durumunda yaygarayı kopartıyor. Köpeğe eziyet ettiği için dövülenler var. Kuşlara eziyet ettiği için dayak yiyenler var. Yani sokaktaki hayvan Allah'ın kulu. Ya bugünkü anlayışımızdan çok çok da farklı değil. Bugün şimdi diyeceksiniz ki işte hayvanlara eziyet eden var, işkence eden var. Var tabii ki yani her zaman her yerde her dönemde manyak çok da. Sokak hayvanı beslemek bizde çok eski bir gelenek gördüğünüz üzere. Yani çok çok eski bir gelenek. Bunun için de yine ayrıca bir yayın yapılabilir. Şimdi size Vratislav'ın anılarından okuyacağım. Vratislav, Türklerin hayvanlara karşı tutumları karşısında hayrete düşmüştür. Türkler hayvanlara çok iyi davranıyorlardı. İnanışlarına göre tüm canlı varlıkları beslemekle Tanrı'nın koruyuculu koruyuculuğunu kazanacaklardı. Vratislav bunun alay edilmesi gereken barbarca bir boş inanç olduğuna inanıyor. Bizde hala vardır ya. Onlar da Allah'ın kulu, onların karnını Allah rızası için doyurmalıyız. Bu Vratislav veya e barbarca boş bir inanç olarak gözükmüş. Bir keresinde bir Rum sokak satıcısından küçük kuşlar satın alan bir Türk'e rastlamış Vratislav. Adam kuşları satın alıp teker teker serbest bırakıyormuş. Bu arada Tanrı ve Muhammed adına serbest bıraktığını belirten dualar okuyormuş bu dünyada ve öteki dünyada bu eylemi için ödüllendirileceğine inanıyormuş. Yani bunun bir sevap olduğuna inanıyormuş adam. Bugün sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını besleyenlere çıkma izni var. Valilik kararı da diyor Seda Hanım. Hatırlatma için çok teşekkürler. Bunun düşünülmesi çok önemli bir şey gerçekten. Sokaklarda köpeğe et, kediye et diye bağıra bağıra gezen adamlara rastlamak da çok mümkünmüş. Osmanlı İstanbul'unda ve taşrasında da varmış bu. Kadın ya da erkek, zengin ya da fakir herkes bunlardan yiyecek satın alıp sokaklarda gezen sayısı hayvanı beslermiş. Hayvanlar yemek saatlerini hiç kaçırmazlarmış. Bugün de bilirsiniz düzenli olarak sokak hayvanları besleyenler bilir. O hayvanlar hangi saatte geleceğini bilir ya içlerinde saat varmış gibi her gün aynı saatte gitmeye başla mesela 3 kere üst üste aynı saatte bir parkta bir grup kediyi besle 4. gün git hepsini orada hazır ve nazır bulursun hemen öğrenirler günün hangi saati geleceksin hemen öğrenirler geçer beklemeye başlarlar böyle enteresan hayvanlar gerçekten sabah ve akşamları hayvanlar belli noktalarda toplanırdı Köpekler yol üzerinde, kediler uygun bir duvar üzerinde beklerdi. Kimi Türk kadınlarının şiş ucunda et getirdikleri bile olurdu. Bu şu demek? Evinde yapmış şiş, şiş kebap deriz ya, evinde yapmış kendi yediğini almış getiriyor hayvana. Şimdi bir sokakta kediye et, köpeğe et diye böyle hani işte kasaplardan artan etleri satanlar var. Sen de yine sokak hayvanlarını doyurmak için o zamanın maması o yani. O zamanın maması o ee, gidiyor alıyor para veriyor birisi ee, on o, o etle de şeyleri besliyor nedir onun adı kediyi köpeği besliyor yani ee, o zamanın maması dediğimiz gibi bunun dışında evinden de yemek getirenler var demek oluyor bu böylelikle kediler oturdukları yerden rahatça yemeklerini yiyebilirlerdi insanlar kent üzerinde duran çaylaklar için de et getirirlerdi çaylak kuşları için. Çaylak kuşları da çok kutsal kabul ediliyormuş çünkü çeri çöpü yiyerek kenti temiz tutuyorlarmış. Böyle çöplere gidiyorlarmış çöplerde buldukları şeyleri yiyorlarmış. O çaylak kuşları o çöpleri kemirdikçe yedikçe kent temizleniyor. Şehrin temizliğine yarıyor bunların yemesi diye millet onlara ayrıca ihtimam gösterirmiş. Yine seyyahlarımızdan Pedro. Türklerin çok yardımsever kişiler olup hem insanların hem de hayvanların konaklaması için yol üzerinde kervansaraylar yaptırdıklarını, öldükten sonra da iyi anılmak için yardım kurumları, çeşmeler, sebiller bıraktıklarını yazar. Pedro'ya göre İstanbul kıyılarında balıkları beslemek için denize yiyecek atan, kentte kuşlara yem veren kimselere çok rastlanırmış. Ya hala yapıyoruz ya Hayvanları öldürmek günah sayıldığından sultanın sarayı çevresinde bile yüzlerce sahipsiz, üstelik çoğu da uyuz kedi köpek vardır. Bunlar hayırsever kimselerce beslenir, bakılır. Bu yüzden de hızla ürerler. O zamanlarda tabii şey mi var, kısırlaştırma mı var? Türkler yakın çevrelerinden birisi hastalandığında ya da önemli bir hastalıktan kalktığında inançları gereği kedi köpeklere yiyecek verirler. Kafesteki kuşları salarlardı. Arkadaşlar bu gördüğünüz kuş salma ritüeli. Aynı köle azat eder gibi gidiyorsun kuşçudan kuş alıyorsun, parasını veriyorsun, hayvanları özgürlüğünü kavuşturuyorsun. Bir çeşit hayır işi. Daha dün ay ve üzeri üyelerle Müslüman Türklerde şamanizm kalıntılarını konuşmuştuk ve kansız kurbanı konuşmuştuk hatırlarsanız. Kansız kurban geleneğinin neredeyse tıpkısı değil mi? Buyurun düşünün. Evet. Peki sizce bu sahne ne? Bu da yine İstanbul sokaklarında sıkça görebileceğiniz bir sahne ta ki 3. Murat dönemine kadar. 3. Murat tahta 1574 senesinde çıktı ve e, cuma günleri camiye gitme işini bir süre sonra bıraktı. Halk içine hiç hiç karışmamayı tercih etti. Saraydan hiç çıkmamayı tercih etti 3. Murat. Ona gelene kadar İstanbul sokaklarında bu görüntü çoktu. Bu görüntü sultanın halka görünmesi. Asıl aslı bu. Bir cuma günü sultan cuma namazı kılmaya gidiyor. Fakat bu ritüelin aslı, ben de bunu en son eğitim gördüğüm okuldaki hocamdan öğrenmiştim. Çok enteresan. Yani iktidarla ilgili hiçbir şeyi iktidardan bağımsız okumamak gerektiğini bir kez daha anlamış olmuştum. Ee, Sultanın cuma namazına gitmesi sadece bir ibadeti yerine getirmek amacıyla değildir. Sultanın kendini halka göstermesi amacıyla yapılan bir etkinliktir. Sultan kendini halka niye göstermek istemektedir? Bir kere kendi varlığını hatırlatmak için. İkincisi hala yaşadığını göstermek için. Çünkü sultanın ölmesi demek halkın hayatının bir müddet boyunca ciddi şekilde değişeceği demek. Eğer sultan öldüyse bir kere yeniçeriler her tarafı yağmalayabilirler. Çünkü ne zaman bir sultan ölse Yeniçeriler bunu yapmışlar arkadaşlar. Defalarca. Yani. Sultan ölüyor. O sırada bir siyasi boşluk oluşuyor ya. Kim Yeniçerilerle uğraşacak hani. O sıralarda Yeniçerileri kim zapt edecek. Tam bir siyasi boşluk oluştu. Bir asayiş boşluğu oluştu. Yeniçerinin yaptığı ilk iş hemen gidip zenginlerin hatta yönetici sınıftan insanların konaklarını, oralarını, buralarını yağmalamak olurmuş. Bayağı gelenekleriymiş yani. Peki genellikle bu sultanlar cuma selamlığına nasıl çıkıyorlar? Süvarilerin önünde giden 30-40 kadar çavuş haberci görevini üstlenmiş olurmuş. Sultanın geldiğini bağırarak duyururmuş. Ellerindeki sopalarla yolu açarlarmış. Arkada 2-2 bin kadar yeniçeri, atlı sipahiler, kılıç kuşanma, kuşanmış solaklar Sonra da at üzerinde ok ve yay, kılıç ve eğerlerinde sopa taşıyan saray görevleri bulunurmuş. O kadar sessiz yürürlermiş ki yalnızca atların nal sesleri duyulurmuş. Sultanın arkasında yularlarından adamların tuttuğu 15-20 kadar at bulunurmuş. Bu atların üzerindeki eğerler kadifi veya süslü kumaşların altına gezlenirmiş. Daha da teferruatı var. Büyük, kocaman bir ritüel bu ya. İnanılmaz ve de çok paraya mal oluyormuş yani. Çok pahalı bir ritüelmiş. Ama halk da sultanı gördüğü zaman ha diyor. Okey, padişah hala yaşıyor. Çünkü yani padişahın ölmesi durumunda düzen bozulacak. Bu da herkesi ilgilendiren bir mesele. Tabii ki yine meşruiyet var işin içinde, şu var, bu var. Evet, bu böyle bir sahne yani. Peki sizce bu sahne nasıl bir sahne? Bu sahne Yeniçeri Ağası'nın gece devriyesi. Kentin güvenliğinden sorumlu subaşılar var. Şehirlerin güvenliğinden sorumlu e, resmi yönetici diyebiliriz subaşına. Aynı zamanda Yeniçeri Ağası da gece devriyesine çıkıyormuş. Ellerinde uzun sopalarla kentte kol gezerler. Karanlık bastırdıktan sonra sokakta buldukları kimseleri götürür. Şüphelendiklerine 50 yüz sopa atarlarmış. Sultan ve başlarındaki Yeniçeri ağası dışında kimse paşalar bile bunlara hesap soramazmış arkadaşlar. Bir de şey var. Bakın ha, subaşı modeli olarak size bunu buldum. Böyle bir subaşı çizimi var Osmanlıca bir eserde. Ama şunun çizimi yok. O da bokçu başı. İstanbul'da kentin temizliğinden sorumlu üst düzey yönetici Bokçubaşı. Temel görevi ölmüş at, eşek, deve ve diğer hayvanların kent dışına çıkarılmasıymış. Herkesin evinin önünü temiz tutmasını, kışın evlerin önünün çamurdan arınmasını, kimsenin sokaklara çöp atmamasını, çöpün sokaklarda birikmemesini sağlar ve denetlermiş emirlerine karşı gelenler para ya da hapis cezasına çarptırılırmış. Bu bilgiyi bize veren de seyyah Bassano. Evet, şimdi yavaş yavaş sosyalleşmeye doğru geliyoruz. Arkadaşlar bu görsel yine yabancı olduğunuz bir görsel değil. Bir çeşit fayton çok güzel bir fayton. Hani gerçekten bu kadar güzel miydi bu faytonlar ya yoksa ressam mı böyle çizdi bilemiyorum. E, fakat herhalde varlıklı bir ailenin faytonu falan diye düşündüm yani. Daha doğrusu varlıklı bir ailenin tuttuğu, kiraladığı tarzda bir fayton herhalde. Ya da belki o ailenin kendi mülkü olan bir fayton. Ah, ama yani şey. Hani Osmanlı toplumunda insanlar bir yerden bir yere nasıl gidermiş diye araştırdığın zaman en çok bunu buluyorsun. Tabii ki özellikle şehirlerde, büyük şehirlerde ve İstanbul'da. Bu da bir başka fayton çizimi. Ay bana o kadar tatlı ve minnoş geldi ki. Bunu, bak bunu atlar çekiyor, bunu öküzler çekiyor arkadaşlar. Öküzler çekiyor. Ve öküzlerin nasıl süslendiklerine bakar mısınız ya? Bu nasıl bir süslülüktür ya? hayvanların kafasına dörtgen böyle üst üste çakılmış iki tahttan oluşan bir şey geçirmişler. O tahtaya koskocaman nasıl, bir sırık gibi bir şey eğilmiş sırık gibi bir şey bağlı. O sırıktan da envai çeşit böyle renkli renkli popiçik sarkıyor. Ne denir onlara bilmiyorum. <laughs> ne deniyordu bunlara ya? Bir şey deniyordu ya. Havlu kenarlarında da olur ya. Püskül püskül. Öf bir püskül şeyi aklıma gelmedi. Popicik diye uydurdum. Ne var? Annem de hep kelime uydurur. Püskül püskül. Rengarenk püsküller. Bir de öküzün de üzerinde sarı sarı çiçekler var ya. Ben bu kadar süslü bir yörükleri biliyorum ha. Aklıma hep onlar geldi. Acaba dedim hani İstanbul'un belli bölgelerinde nasıl öküz çekmiyor? Öküz çekiyor işte. Öküz bağlı faytona. Ne bağlı başka? Ee, acaba dedim İstanbul'un belli bölgelerinde bu fayton işi bölüşülmüş müydü? Hani böyle taksiciler de öyle ya. İşte ne bileyim bilmem ne mahallesinin faytonlarını bilmem nereliler çekiyor başka mahallenin faytonlarını bilmem başka bir yerler çekiyor. Bizde hala vardır ya öyle. Mesela benim hemşerilerim Trabzonların çoğu taksici falan gibi. Acaba dedim bu, bu, da bir yörünç faytonu mu? Bu kadar süslülük, bu kadar rengarenklik bana onları anımsattı. Artık bilemiyorum. Ha Seda anladım tamam. Ha öküzleri süslemişler bu arada fark ettiniz mi? Onu diyecektim. Öküzün üstüne sarı sarı çiçekler çizmişler ya. Neyse. Ay şu resmin de güzelliğine bayıldım. 1845'ten kalma bir çizim arkadaşlar. Bir mesire yerinde sosyalleşen hanımları görüyorsunuz. Ee, İstanbullu olsun, taşralı olsun, halkımızın hayatında sosyalleşme gerçekten önemli bir yer tutuyormuş. Gündelik hayatla ilgili okumalar yaptığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. En çok da mesire yerleri revaçta. Zaten çok fazla bir sosyalleşme imkanı yok. Kahvehaneler var, hamamlar var, meyhaneler var. Bir de mesire yerleri var yani. Mesire yerleri sosyal sınıfları da çok fazla hani nasıl diyeyim sosyal sınıfından da bağımsız olarak gidebildiğin yerler yani en güzel mesile yerine de gidebilirsin bir yoksul bile olsa. Çayır çimen otur Bugün hala halkımızın ne kadar piknik perver olduğunu hepimiz biliyoruz sanıyorum. Hatta bir kısım halkımız da halkımız bu derece piknik perver olduğu için onlara kızıyor. Kızmayın. Yani çayır çimen istiyor insanlar. İnsanların canı çayır çimen çekiyor. Ha tabii pis bırakmamak gerekiyor. Affedersiniz eşeklik orada başlıyor. Pis bırakmayacağız gittiğimiz yeri. O başka bir şey. Fakat evvel ezel biz piknik severmişiz. Mesire yerlerine böyle yayılalım, oturalım. Ondan sonra eşle dostla sohbet edelim. Yiyelim, içelim. Pek severmişiz. Burada gördüğünüz hanımların nargilesi bile var. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Nargileleri bile mevcut kendilerinin. Arkada yine sol arkada bir satıcı beyefendi var. Bir şeyler satıyor artık şerbet midir başka bir şey midir? Bir şeyler satıyor. Ee, şimdi mesire gezintileri, mesire yerleri e, ve hasat şenlikleri ve panayırlar. Halkın en çok sosyalleştiği dış mekanlarmış bunlar. Ve bunlar sadece İstanbul'da değil dediğim gibi Anadolu'nun pek çok yerinde varmış. Ee, yine bu konuda da kaynağımız başlıca kaynağımız Evliya Çelebi. Sağ olsun Evliya yani ruhu şad olsun Evliya'mızın. Onun yazdıkları sayesinde birçok şey biliyoruz bugün Anadolu'ya dair ve Evliya Anadolu'nun çeşit çeşit yerinde mesire gezintilerine katıldığından bahsetmiş. Taşra'da cambaz gösterileri izlediğinden bahsetmiş. Hasat şenliklerine katıldığını söylemiş. Hasat şenliği gördüğünü söylemiş. Panayırlar gördüğünü söylemiş. Tabii e, hasat şenliği ve panayır hem ticaret hem eğlence gibi görülen yerler. Bir de Fikret Yılmaz Hoca e, araştırdığı belgelerde sohbete gitmek diye bir ifadeye rastladığını söylemiş. Sohbete gidelim sohbete gittim, sohbetten geldim gibi ifadeler olduğunu söylüyor. Bunun da basbaya bugün anladığımız anlamda arkadaş dost sohbetleri olduğunu söylüyor. Yani hani hani geçmişte yaşamış insanları bugünkü kendimizden çok farklı tipler gibi aşırı farklı ama yani neredeyse uzaylı gibi e, bambaşka bir alemde yaşayan falan insanlar gibi tasavvur ediyoruz ya çoğu zaman öyle olmadığını e, anlatmak için uğraşırız biz tarihçiler. <laughs> o yüzden bunu vurguluyorum yoksa bu kanalın izleyicilerin çoğu bunun böyle olmadığını biliyor zaten. Neyse yani gece sohbetine gitmek diye bir şey varmış. Hamr yani şarap sohbetine gitmek diye bir şey varmış. E, dostlar, yarenler birbirlerine sohbete gelir, giderlermiş. Bir başka sosyalleşme biçimi de buymuş arkadaşlar. İstanbul'daki mesire yerleri çoğunlukla nerelerde diye soracak olursanız At Meydanı, Silivri Kapı'daki Ağaç Hayırı, Top Bahçe, Top Kapı'daki pardon, Yeni Bahçe, Haliç'te Baruthane, Fatih Camii yakınlarındaki Vefa, 2. Beyazıt Camii'nin yakınındaki Bayezid Meydanı, 1. Selim Süleymaniye Fatih Şehzade, Aksaray'daki valide Ayasofya camilerinin meydanları, cami meydanları da mesire yerleri. At meydanının aşağısında Marmara kıyısında Kadırga Limanı, Kule civarı, Aksaray ile Marmara arasında Langa bostanları, Langa deniz hamamı, Eminönü, Odun kapısı bir daha bir sürü yer var. Bu Langa aklımda şununla kaldı. E, sosyalleşme demişken meyhanelere geleceğim şimdi az sonra. Ee, orada anlatacağım langayı unutmayın evet <laughs> bu da arkadaşlar Bursa'dan bir görüntüymüş bu da Bursa'nın nihayet Bursa ile ilgili bir şey paylaşabildiğimi çok seviniyorum bu içeriğin İstanbul ağırlıklı olmasını ben istemedim ama bu dönemlere dair en çok İstanbul'dan görüntüler var başta da söylediğim gibi fakat e, Bursa ile ilgili böyle bir görsel buldum Neydi bu görsen Paşa Kapısı mı? Öyle bir yerde bu. Tam hatırlayamıyorum. Neyse, sabit yoruma yazarım. Bursa'da bir mesire yeri ve insanlar sosyalleşiyorlar. Sohbet ediyorlar. Görebileceğiniz üzere müzisyenler var ortamda. Kimisi müzik çalıyor. Kimisi nargile çekiyor. Sohbette olanlar var. Arkada oturmuş beyaz kıyafetler içerisinde bir adam var. O da meddahmış. Bildiğiniz meddah. Yani işte menkıbeler, gazavatnamelerden parçalar, belki kıssalar, belki fıkralar anlatan, bununla geçinen, insanları eğlendiren, biraz biraz da işte eğlendirirken öğreten falan, bununla geçinen insan. işi bu, meddah. Hoş bir görüntü değil mi? Çok güzel bir çizim. Evet, bu da arkadaşlar bayram sırasında İstanbul sokaklarında bir eğlence. Şimdi özellikle dini bayramlarda, zaten dinin dini'den başka bayram mı var? Ee, dini bayramlarda arkadaşlar, devlet kendi imkanlarıyla halkı birazcık eğlendirmeye çalışırmış. İşte ziyafetler verilirmiş, şenlikler tertiplenirmiş. Bu böyle 15 ve 16. yüzyıllarda çok yaygınmış sonra özellikle böyle seferden döndüğü zaman sultan koskocaman ziyafetler şenlikler bilmem neler falan veriyormuş tabi hep İstanbul halkına Anadolu'ya pek bir şey yok e, fakat daha sonra yavaş yavaş bu terk edilmiş mesela sultanlar düğünlerini daha böyle halka açık hani halkın da katılabileceği ucundan kıyısından en azından sebeplenebileceği şekilde yaparlarken 16. yüzyıl sonlarında bu da ortadan kalkmış ve sünnet düğünleri almış bunun yerini Artık hani sultanların evlilikleri şenliğe sebep olmuyormuş halk içinde yapılan şenliğe. Ama e, oğullarının sünnetini sultanlar büyük bir kutlamaya dönüştürüp halka hani herkese yiyecek içecek şekerleme şu bu hani ne ararsan var bir e, hibe festivaline dönüştürüyorlarmış diyeyim yani. Özellikle sünnet düğünlerini. Bunlar da hepsi hayır birer içerik konusu yani bir sürü bilgi var hakkında. Burada bir adamın salıncağı binerken görüyorsunuz. Bayağı sokağa salıncak kurmuşlar. Yalnız salıncağı hem kurmuşlar hem de süslemişler. Anladığım kadarıyla. Yani çiçeklerle miçeklerle bir de süslemişler. Arkada gördüğünüz o çarka benzeyen şey de dönme dolap biliyor musunuz? Dönme dolap. Üstünde de birisi oturuyor zaten daha dikkat ederseniz biraz bakayım büyütürsem daha iyi gözükür mü dedim. Gözüküyor mu? Evet. Herhalde gözüküyordur. Evet arkadaki dövme dolap onun işte o, e, oturan adamı seçebildiyseniz onun oturduğu gibi her yere bir kişi oturuyor. Döndürüyorlar seni dönme dolapta. Adı üstünde bildiğiniz dövme dolap yani. Evet. Evet. Aman aman nerelere geldik. Aman aman nerelere geldik. Meyhanelere geldik. Şimdi diyor ki bir seyyahımız meyhanelere giden erkekler ikiye ayrılır. Kadın düşkünü genç erkekler ve ayyaşlar. Birincisi arkadaşlarıyla meyhaneye gidip birkaç kadeh attıktan sonra evine döner. İkincisi ise vaktini sabahtan akşama, akşamdan sabaha meyhanede geçirir demiş. Şimdi arkadaşlar, seyyahlarımızdan Pedro şarap konusunda etraflıca bilgi vermiş ve meyhaneler konusunda Türklerin şarap içmesi yasak. Yani Müslüman Türklerin şarap içmesi yasak. Fakat meyhane işletenlerine rastlanıyor ama seyyahlar demişler ki Hristiyanlarla Yahudilerin işlettikleri meyhaneler çok daha iyi. E tabii Hristiyanın, Yahudinin meyhane işletme serbestiyeti var. Herhalde o rahatlık içerisinde rahat rahat, güzel güzel meyhanelerini kurmuşlardır. E Müslüman Türklere bu yasak. E onlar kaçak göçek bu işleri yapıyorlar. O kadar geliştirememişler kendilerini, dükkanlarını. Meyhanelerde müşteriye şarap verilmeden önce şöyle soruluyormuş. Beyaz mı, kırmızı mı, kandiya mı, gelibolu mu ve kaç yıllık? Bu gibi sorular soruluyormuş. 4 yıldan yaşlı misket şarabıyla biraz daha üstün kaliteli Malvasia'nın bir galonu 4 escuado ediyormuş. 1 iki yıllık aynı kalite şarabın ise galonu 3 akçe ediyormuş. Escuado burada herhalde o zamanın İspanya'sının şeyi para birimi olsa gerek seyyahımız Pedro öyle aktarıyor Pedro bunların San Martin şarabından çok daha iyi olduğunu en iyi şarabınsa Rumların Topiko dediği rengi açık tadı sert bir şarap olduğunu İspanyol şarabı Toro'yu andıran bu şarabın bir galonun iki akçe ettiğini söylemiş Midilli ile Sakız Adaları'ndan gelen şarabın galonu bir buçuk akçeymiş Galonu yalnızca 7 maravedi olan Marmara Adası, Eğriboz, Trabzon'dan gelen şarap en ucuz şarap olduğu için tutsaklarla köleler bile bunlara erişebilir ve bunları içebilirmiş. Şimdi Müslümanların meyhane işletmesi yasak olduğu gibi Müslümanlara içki satılması da yasak arkadaşlar. Fakat bu yasak kimseyi tabii ki durdurmamış ve e, Müslümanlara içmek Tamamen yasak olmasına rağmen Hristiyanların ihtiyaçlarının karşılanması hiçbir zaman göz, ar göz ardı edilmemiş ya. Aman demiş Hristiyanlar bunu içiyorlar onların ihtiyaçlarını karşılayalım yani toptan yasaklamayalım içkiyi. Öyle bir şey yapmayalım hani insanların e, haklarını ellerinden almayalım demişler yani. 1556 yılı Kasım ayında Beşiktaş'ta bulunan meyhanelerin kaldırılması sırasında bir olay yaşanıyor. Beşiktaş'taki meyhanelerin kaldırılmasını emreden bir ferman çıkartıyor sultan. Oralar çünkü herhalde Müslümanlar gidiyordu ya, yakalandılar ya da fuhuşun döndüğü yerler olduğu gerekçesiyle. Aynı ferman Hristiyanların tüketimine yetecek kadar şarabın temin edilmesi uyarısında da bulunmuş. Yani hani oraları kapatın ama Hristiyanlar ne kadar şarap içeceklerse o kadarını da onları temin edin demiş. Bir başka örnek Bayburt Kanunnamesi'nde görülüyormuş. Kanunnamede Bayburt nahiyesinde yaşayanların ekserisinin yani çoğunluğunun zımmi olduğu yani gayrimüslim olduğu ve şarap içmekten geri durmadıkları vurgulandıktan sonra bağ yokluğu nedeniyle orada bazı bazı şarap eksikliği olabileceği ve insanların ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği söylenmiş, vurgulanmış. Evet, İstanbul'a şarap gemilerle getirilebiliyormuş dışarılardan, İstanbul dışından gelen şaraplar Galata'ya getiriliyormuş ve bu şaraplar deri tulumlar içinde taşınıyormuş. Bu tulumlar Müslüman halkın giysilerine değdiği için şarabın tulumlarla taşınması 1571'de divan tarafından yasaklanmış. Ve demiş ki divan bundan sonra fıçılarla taşıyacaksınız. <laughs> e, çok enteresan ya. Diğer yandan tabii e, meyhaneler böyle hani halk içinde kamusu alanda konuştuğunda ay işte Allah oraların belasını versin aman meyhaneci aman o da ay yaş falan ama e, bir sürü Müslüman Türkümüz de oralarda içiyor. Bu da zaten gösteren bir sürü belge var. E, meyhaneler asıl tepkiyi ne zaman çekiyor biliyor musunuz? Fuhuş çok yoğun bir şekilde dönmeye başladığında çünkü her tür yasağa rağmen her tür e, önleme rağmen Baskıya rağmen inanılmaz fuhuş dönmüş İstanbul'da ya. 16. 18. yüzyıllar arasında inanılmaz fuhuş dönmüş yani. Bunu da yine Ay ve Üzeri üyeleri özel bir yayınımızda konuşmuştuk. Şimdi şunu sorabilirsiniz. E, şarap var rakı yok mu? Şimdi bir seyyah Morrison diye bir seyyah demiş ki şarap içmek Müslümanlıkta günahtı ama... Rakı bol bol içiliyordu. Morrison şarap içen Müslümanların sadece Yeniçeriler olmayıp din adamlarının da sık sık içtiğini söylemiş Morrison. Din adamlarının da içtiğine şahit olmuşmuş. Şarap üzerine çok bilgiler vermiş Morrison. Rakıya seyahatnamelerin çoğunda ya hiç ya da kısaca değiniliyor ya hiç değinilmiyor ya çok kısa değiniliyormuş. Pedro, seyyahımız Pedro rakıdan Limni Adası bağlamında söz etmiş. Türklerin yemekten önce birkaç kadeh rakı ve biraz da beyaz şarap içtiklerini yazmış ayrıca. Ev sahibi kendisine üşüdüğünde rakı ikram etmiş. Yunanlıların çok rakı içtiklerini anlatmış. Sofrada bir lokma yemek bir yudum rakı alırlarmış. Şimdi hem Yunanlardan hem Türklerden bahsetti ikisinden birinden. Şey, ikisinden birden bahsetti. Evet. Şimdi divan bu meyhanelerde fuhuş olduğu zaman asıl çok dikkat kesiliyor meseleye demiştim. Birçok karar çıkmış divandan. 1565'te 1565 Galata'da Cihangir camisi çevresinde yörede yaşayanların yakınmaları üzerine bazı kadınların evleri ellerinden alınarak Kendileri kentten atılmış. Dediğim gibi üye içerikte konuşmuştuk bunları. Fuhuş yaptığınız tespit edilirse sopa cezasına çarptırılabilirsiniz veya çarptırılmaya da bilirsiniz durumunuza göre ama mutlaka mahalleden atılırsınız. Çünkü Osman dönemindeki mahalle anlayışında bir mahallede gerçekleşen bir suçtan o suçun faili bulunana kadar bütün mahalleli sorumlu tutuluyor. Böyle bir enteresan bir şey var yani. Bütün mahalleli sorumlu. Senin mahallende bir suç mu işlendi? Sen de sorumlusun. Ta ki gerçek sorumlu ortaya çıkana kadar. Ve diyelim senin bir sebepten mahkemeye işin düştü. Veya birisi senden şikayetçi oldu. Veya sen birisini suçlamak için mahkemeye gittin. Senin mahallelin geliyor. Onlar sana tanıklık ediyor. Kadı diyor ki bu nasıl biri? Nasıl bilir, bilirsiniz siz bu insanı? iyi biri mi dürüst biri mi hakkında bilgi verin dolayısıyla sen bir mahallede yaşamakla yarın öbür gün bir mahkemede arada sırada gördüğün birini veya arada sırada değil de sık sık e, muhatap olduğun biri hakkında kendini beyan verirken bulabiliyorsun e, ve bu sicil kayıtlarında çok sık gördüğümüz bir şey mesela şöyle oluyor yine bu mahallelinin mahallede gerçekleşen, gerçekleşen suçtan sorumlu tutulması kuralı nedeniyle mahalleli mahallede yaşayan herkese baskı kuruyor ya. Bugün şey var ya yok yok pek mantıklı değil arkadaşlar. Yani bir açıdan bakarsan mantıklı, başka açılardan son derece mantıksız bir baskı unsuru oluşturuyor. Ee, şimdi fuhuş yasak. Mahalleli senin evine gireni çıkanı gözetlemek zorunda kalıyor ki yarın öbür gün sen o evde bir suç işlersen kendisi de sorumlu tutulmasın. Buna mecbur ediliyor bir noktada. Devletin jurnalcisi gibi oluyor insanlar. Tamam mı? Yani düzenin, iktidarın uygun gördüğü şekilde, izin verdiği ve dayattığı şekilde yaşamaya zorlanmış oluyorsun. Sen ve seninle beraber herkes. Bugün bizde vardır ya böyle hani akrabalığın da dışında komşular böyle birbirinin hayatının içindedir ya hani komşuluk birçok açılardan açıdan güzel bir şey diğer taraftan e, ne bileyim apartmanın bir katında oturan bir hanım gelir gelir sana evlenmiyor musun çocuk yapmıyor musun derslerin nasıl derslerden yine kötü almışsın vır 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 konuşur hani bu yani bana öyle geliyor ki bu mahalle sistemiyle çok alakalı bir şey çünkü ve evine giren çıkanı gözetlerler falan. Hani bunlar meşru görülür. Yani bu gibi tavırlar dünyanın her yerinde görülebilir. Ama bizde bu e, ayıplanmak yerine meşru kabul ediliyor birçok yerde. Bunun köklerinin ben Osmanlı mahalle sisteminde aranabileceğini düşünüyorum. Yani seni öyle bir hayat yaşamaya zorluyor. Senin evini gözetlemek zorunda. Çünkü sen evine yabancı kadın alıyorsan veya yabancı adam alıyorsan Evinde fuhuş döndürüyor olabilirsin ve yarın öbür gün senin evin basılırsa sen onu haber vermedin devlete baştan diye sen de durduk yere suçlu konumuna düşebilirsin. Veya başka şeyler olabilir yani her şey gelebilir başına. O yüzden de bundan dolayı geriliyorsun yani. Ee, o yüzden de birisinin evine bu sicil kayıtlarında çok vardır. Üç tane insan toplanıyor kadın ve erkek gidiyor kadıya diyor ki. Bizim mahallede şöyle şöyle bir adam var veya şöyle şöyle bir kadın var. Evine yabancı erkekler şey veya işte yabancı kadınlar girip çıkıyor. Bir bakın diyor mesela. Çünkü bunu demese yarın öbür gün birisi zaten bir şekilde patlayacak olay. Zaten kabak bir şekilde onun da başına patlayacak. O yüzden önceden gidip söylemek zorunda kalıyor. Belki de adam bunun bunu, insanlar bunları yani. Böyle bir sistem var. Şimdi ve bütün bunlara rağmen önlenemeyen meyhanelere gidiş şarap içki tüketimi ve fuhuş söz konusu randevu evi diyebileceğimiz evler var İstanbul'da her yerde dolu ee, insanlar hani kimisi bunu özel ev açıyor kimisi kendi evini kendi mülkiyetindeki evini bu iş için kullanıyor kimisi de kendi evini kiraya veriyor bu iş yapılsın başkaları tarafından diye. Tabi bunlar saptandığı zaman cezalar oluyor ve mahalleden sürülmekle sonuçlanıyor. Para cezası olabilir, sopa atılabilir. Halk içinde eşe ters bindirilip gezdirilebilir. Her şey olabilir. Şöyle bir <laughs> yasa çıkartılmış 16. yüzyılda. Geçmişi temiz olmayan bir kadınla evlenen erkek kentten sürüdür. Yani fahişe olduğu bilinen bir kadınla evleniyorsa bir erkek ikisi beraber kentten sürülüyor kulağa acımasız geliyor ilk anda fakat temelde şu var erkekler muhabbet tellallığı işini daha meşru görünümlü bir şekilde hani böyle polise molise yakalandığı zaman ya bu benim karım ya diyebilmek için e, kadınlarla evleniyorlarmış arkadaşlar yani fahişe bir kadını nikahını alıyor adam ve e, muhabbet tellallığı işini devam ediyor yani ona satıyor buna satıyor kadını falan Hani bir polis baskını veya bir şikayet durumunda da a olur mu benim karım diyebiliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Fuhuşu önlemiş olamıyorlar. E, o yüzden de bu tarz e, önlemler almaya çalışmışlar. Pek çok randevu evi kapatılmış. Pek çok işte muhabbet tellalı ve fahişe saptanmış. Bunlar cezalandırılmış. Ama yine baş edememişler. Yani 50 sene sonrasına bakıyorsun daha beter her şey abo davalar iki katına çıkmış falan neredeyse yani. En son arkadaşlar çamaşır hanelere kadar düşmüş bu iş. Yani hiçbir yerde fuhuş işini yapamayan kadın ve erkekler çamaşır hanelerde çamaşırcı dükkanlarında artık buluşup bu işi yapmaya başlamışlar. Yani o kadar baskı sonucu bir şeyleri bitirmiyor yani. Sadece yer değiştirmesine, görünüm değiştirmesine sebep oluyor. Çamaşırcı dükkanlarından sonra kaymakçı dükkanları bu işin e, şeyi olmuş. <laughs> mekanı. Ve Eyüp Sultan'da, Eyüp Sultan'da kadınların kaymakçı dükkanına girmeleri yasaklanmış en sonunda. Yani kaymakçı dükkanları kapatılmıyor ama kadınların oraya girmesi yasaklanmış. 1580'de ve 1583'te ayrı ayrı iki defa aynı karar çıkmış divandan. Şu karar. Kadınların erkeklerle Boğaz'da ya da Haliç'te aynı kayıkta yolculuk etmeleri yasaktır. Yani bir kaymakçı dükkanımız vardı. Onu da mı kapattınız deyip bu sefer kadın kayıklara hücum etmişler. En son kayıklarda da kadın erkek seyahat yasaklanmış artık. Ne derseniz. Evet arkadaşlar, İstanbul sokaklarını görebileceğiniz bir başka manzara da güreşçiler değerli arkadaşlar. Türkler diyor çoğu seyyah, tavla oynamayı severler. Bu oyun kahvehanelerde çok yaygındır. Satranç da oynandığı olur. Spor yarışmalarından zevk alanlar için Türklerin ulusal sporları olan güreş vardır. Bu ya serbest güreş biçiminde ya da karşı tarafın tutmasını güçleştirmek için iki rakibin zeytinyağı süründükleri yağlı güreş biçiminde yapılmaktadır. Yağlı güreşçilerin bazıları geleneksel olarak Kasım Paşa deri tabakçıları arasından çıkmaktadır. İstanbullular deve, koç ve horoz güreşinden az çok zevk almaktadırlar. denmiş. Bir de güreşçilerimiz var yani. Bakın yiğitlere bakın. Evet bu da 19. yüzyıldan bir kahvehane görüntüsü. Kahveler, kahvehaneler yani sosyalleşmenin e, mekanlarının en önemleri belki kahvehanelerin çoğunda kadın olmaz arkadaşlar. Daha çok erkeklerin sosyalleştiği yerlerdir. Ve e, kahvehaneler genellikle e, sadece kahve satılan yerler oldukları için e, biraz daha usturuplu yerler olarak görülmüş. Fakat tabii kahvehaneler aynı zamanda... E, halk tabakasından insanların bir araya gelip pek çok şey konuşabildiği yerlerde oldukları için sık sık hedefte de olmuşlar. Çünkü kamu oyu oluşuyor. İnsanlar bir araya, bir araya geliyor. Ya ne olacak bu memleketin hali? Aldı yürüdü bu e, pahalılık diye konuşuyorlar. Ya Sultan şöyle şöyle yaptı ya haksız yere sadrazamı görevden azlitti. Bir de hapsittirmiş, duydun mu? Gonşu diye birbirleriyle konuştukları yerler aynı zamanda. Yani bu ister istemez oluyor. Bir sürü insan bir kahvehanede bir araya geliyorsun. Böyle tatlı tatlı kahveni içiyorsun. Önce birbirine biraz şiir okuyorsun. Mani okuyorsun belki. Sonra başlıyorsun bir şeylerden konuşmaya. Abi bakıyorsun, oradan birisi farklı bir şey söylüyor. Buradan birisi farklı bir şey söylüyor. Abi bakıyorsun fikir alışverişi başlıyor falan. Tartışmalar oluyor bazen, belki kavgalar oluyor ama kamuoyu oluşturduğunu fark ediyorsun. Wow! Haram! <laughs> Sonra geliyor Sultan, pat, bir vuruyor üstüne, yıkıyor kahvehaneleri arkadaşlar. Kahvenin İstanbul'a 16. yüzyılın ortasında Halepli veya Şamlı bir, biri tarafından getirildiği biliniyor. Kahveyi de en erken Sufiler kullanmaya başlamışlar bizim kullandığımız şekilde insanı dinç tuttuğunu fark etmişler ve daha uzun süre gece boyu ibadet edebilmek için kahve tüketmeye başlamışlar. Sonra işte 16. yüzyılda iki insan geliyor İstanbul'a bir kahvehane tarzı bir şey açıyorlar. Sonra biz bayılıyoruz kahveye inanılmaz hoşumuza gidiyor deli gibi içmeye başlıyoruz ama öyle bir deli gibi içmeye başlıyoruz ki. Ee, bunu gören yabancılar uzun uzun yazıyorlar. Ya bu Türkler bütün gün kaynattıkları simsiyah zehir gibi bir şey içiyorlar falan diye kayıtlar var böyle. Kahvehaneler de gittikçe gittikçe daha böyle kamuoyu oluşan yerler haline geliyorlar. Hele 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı basını denen şey teşekkül ettikten sonra yani gazeteler, dergiler yayınlanmaya başlandıktan sonra o kahvehaneler gazetelerde yazan bilgilerin Okur yazarlar tarafından yüksek sesle okundukları yerler haline geliyor. Kamuoyu oluşturma işlevleri güçleniyor ve modern anlamda değişiyor ve dönüşüyor. İşte o zaman iktidarın daha çok hedefi haline gelmeye başlıyorlar değerli arkadaşlar. Hamamlar, hamamlar masum. Yani hamamda kim siyaset konuşur? Allah aşkına ya. Hamama gidip de siyaset konuşur musun? rahatlamaya gitmişsin, kafanı dağıtmaya gitmişsin. Oh, tella bırakacan kendini. Gır 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 kıy 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 bir güzel seni keseleyecek. Kirinden, pisinden arınacaksın mis gibi. Burada siyaset mi konuşulur arkadaşlar? Bu yüzden tehlikeli değil diyecektim ama hayır, hamamlar da tehlikeli. Şu açıdan. Yani tabii ki yani Türkler o kadar çok hamama gidiyorlarmış ki ya bu yabancılar da yani bize bugün dünyanın en doğal şeyi gibi gözüken her şeye şok geçirmişler bu Avrupalı seyyahlar. Yaza yaza bir hal olmuşlar. Ay bu Türkler haftada en az 3 kere yıkanıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Ne gerek var barbar bunlar falan gibi ifadeler var. Hele bir tanesi şey demiş. Ya düşündüm taşındım da aslında bu kadar sık yıkanmak çok iyi bir şey. Bayağı temizlik sağlıyor ve bir sürü hastalıktan kurtarıyor insanları. Acaba bizde mi yıkansak ya filan yazmış Bassano kitabında. Tamam <laughs> Demiş ki "Sonra da hani Türklerden gördüm de özendim" dememek için "Ya aslında bizim de ecdadımız zaten bu hamamlarda yıkanmıyor muydu? Roma'da da hamamlar yok muydu ya?" falan tarzı ifadeler kullanmış. Çok hoşuma gitti. Öyle. Evet bu, bu kadar sık yıkanmak yani sık derken haftada 3 defa yıkanmak o zamanın Avrupalısı için barbarca bir şey. Ee, haftada 3 kere yıkanmak 13. yüzyılın Avrupalısı için de barbarca bir şey. Daha önce bu kanalda anlatmıştım. Marco Polo Moğollarla beraber Kubilay Hanlığında yaşarken Aynen şöyle yazmış. Ya gerçekten şok oluyorum. Bu Moğollar o kadar barbar ki haftada üç gün yıkanıyor ya bunlar. Aynen böyle yazmış. Ağlayıp bağırarak günlüğüne yazmış baya baya. Bu nasıl bir temizlik hastalığı? Bu temizlik takıntısı çok barbarca bir takıntı gibisinden şeyler yazmış. Günlüğüne arkadaşlar seyahatnamesine çok ciddiyim. Açın izleyin Marco Polo yayınımı. Evet ya ya Avrupalının en çok garipsediği şey bir sokaklarda hayvan bulunması ve Türklerin onları sevip beslemesi İki çok temiz olmaları ve sürekli hamama gitmeleri ee, üç ne diyebiliriz zannedildiği kadar tutucu baskıcı insanlar olmamalı eyle olmamaları eğlenmeyi bilmeleri ve bir şekilde kendilerine dinen yasaklanan şeyleri de yaparak hayatın tadını çıkartmaya çalışmaları açıkçası evet arkadaşlar e, hamamlar yani bir kahvehaneye göre biraz daha tabii e, nasıl diyeyim evet daha az tehlikeli yerler diyebiliriz bayağı uzun çok güzel ritüelleri var e, bugün ben de arada sırada hamama gidiyorum giriyorum yıkanıyorum çıkıyorum orada küçücük bir dinlenme alanı var biraz dinleniyorum çıkıp gidiyorum giyiniyorum gidiyorum bunun ritüeli öyle sizin bizim bildiğimiz gibi değilmiş önce giriyorsun daha hamama girene kadar bin tane ritüeli var bilmem nerede oturuyorsun önce kahveni içiyorsun tütünlü tüttürüyorsun yemeklerini yiyorsun erkekleri de kadınları da ha. böyle keyif 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 yani Allah'ım bitmeyen koskocaman upuzun bir keyif süreci yani en sonunda girip yıkanıyorsun göbek taşına yatıyorsun ...yok keseleniyorsun bilmem ne oluyor... ...oradan da çıkıyorsun... ...bir daha... ...bir daha tatlılar geliyor... ...bir daha kahveler içiliyor... ...bir daha sohbetler oluyor... ...masaj istiyorsan masaj yapılıyor... ...Allah... ...upuzun bir ritüel yani... ...fakat tabi şey var... ...bu hamamlarda... Ee, ...hetero ilişkiler yaşamayan insanlar da bulunuyor... ...ve özellikle eşcinseller... Sıklıkla hamamlara giderlermiş arkadaşlar. Tabii eşcinsellik yani hani hor, hoş görülen bir şey değil. Osmanlı devleti tarafından resmi kurumlara tarafından hoş görülen bir şey değil. Ama şey de değil yani şiddetle yasaklanan buldular mı kafaları kestirilen falan insanlar da değiller. Hatta saray çevresinde zaten maalesef oğlancılar var bunu da biliyorsunuzdur oğlancılık ve eşcinsellik arasındaki ayrıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle oğlancılar şeydir tüyü bitmiş tüyü bitmişse artık çocuğun yani çocuğun yüzünde tüy çıkıyorsa ona ilgisini kaybediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yetişkin erkekle rıza dahilinde ilişki kurmak isteyen insanlar değil bunlar. Suratında tüy çıktığı zaman çocuğu hadi güle güle diyor. Yani çocuk yaşta erkeklere yönelen Oğlancı dediğimiz tipler bu. Ayrıca eşcinseller var. Eşcinsellik rıza dahilinde yaşanan cinsel ilişki. iki yetişkinin yaşadığı şey diyoruz biz. İşte bu hamamlarda yetişkin eşcinsel ilişkilere sıklıkla rastlanıyormuş. Yalnız sadece erkekler arasında da değil, kadınlar arasında da rastlanıyormuş. Hatta seyyahlardan bir tanesi şöyle yazmış. İşte hamamda kadınlar arasında oluşan yakınlık birbirlerini keseliyorlar birbirlerini yarı çıplak falan görüyorlar ya bu arada hamamlarda çırıl çıplak olmak münasip kabul edilmiyor yani görgü kurallarına uygun bir şey değil yarı kapalı olacaksın ee, Nikolay da demiş ki hamamda bu insanlar arasındaki bu yakınlık kadınların birbirine aşık olmasına sebep oluyor Safo'nun çok eskiden yaptığı gibi kadınların lezbiyen ilişkilere girdiklerini söylüyor Nikolay. Safo gibiler demiş Nikolas de Nikolay. Yani herhalde eşcinsel her türden eşcinsel ilişkinin en rahatça yaşandığı mekanlar falanmış demek ki hamamlar. Evet. Bu da bir başka hamam çizimi. Takunyalara dikkatinizi çekiyorum. Yalnız yani hamamın iç güzelliği de ayrı ya. Harika değil mi? şöyle durdurup bakarsınız. Evet bir de esirler gerçeği var. Osmanlı İstanbul'un sokaklarında görebileceğiniz diğer bir grup da Hristiyan esirler arkadaşlar. Savaşlarda esir alınmış insanlar. Bu da 1674'ten kalma bir çizim. Stephen Gerlaf'tan yine Türkçesi de var. E, muhtemelen İstanbul'a gitmekte olan kalyonlarda esirler olduğu düşünülüyor bu görüntünün çünkü Stefanın Gerlach'ın kitabında da anlatılan şey bu. Bunlar da İstanbul'a götürülen Hristiyan eserler. Bir yerlerde savaş olmuş, savaş esnasında esir alınmış bir grup insan İstanbul'a getiriliyor. Arkada da kazıklar üzerinde kelleleri görebiliyorsunuz. Bunlar da yine İstanbul içerisinde emeklerinden hani bilek güçlerinden yararlanılan. Hristiyan eserler bunlara ağır yükleri falan taşıtıyorlarmış e yani öldüreceğine iş gücü olarak yararlanıyor bu insanlardan Osmanlı sistemi diyelim. Bu da yine aynı şekilde bunlar da e, metin anda göre Hristiyan eserlermiş bunlara da yine çeşitli işler yaptırılmak üzere oradan oraya götürülüyormuş bu Kahire'de ay şu şehrin adını bir söyleyemedim Kahire'de bir köle pazarı ee, Osmanlı'nın son dönemleri tahminimce köle pazarı burada böyle tasvir edilmiş ama şunu söylemek istiyorum ee, zaten aslında birazcık oryantalizm falan bilenleriniz çok iyi biliyordur köle pazarı tasviri çok batı literatüründe ressamlar seyyahlar envai çeşit ...köle pazarı tasvirleri yapmışlar. Bu tasvirlerin birçoğu gerçek dışı. Özellikle kadınların çırılçıplak oldukları... ...gerçek dışı arkadaşlar. Yani e, ben gerçi İstanbul'u ve Taşra'yı okudum daha çok. Osmanlı Anadolu'su dışındaki esir pazarlarında... ...çırılçıplak kadınların soyulup satıldığı bir yerler vardıysa bilmiyorum. Ama benim okuduğum esir pazarları... ...tabii ki bir sürü bugün bize çok korkunç gelen... E, o zaman için de aslında korkunç diyebileceğimiz birçok detay barındırıyor kesinlikle. E, diğer yandan hiçbirinde yani kadınların özellikle insan içine çıkartılıp bu resimde olduğu gibi yarı belleri ne kadar soyulduğu veya çırılçıplak oldukları hiçbir bilgi görmedim yani. Hiç böyle bir şey görmedim. Aksine şey yazıyor hep. Ee, erkeklerin yüzlerini görebilirsin ama kadınların kadın e, esirlerin yüzlerini görmek bile pek mümkün değildir. Baştan aşağı örtüyle kapatılmışlardır bunlar. Eğer müşteri olursan gidersin yanına hani sahibi onu satan kişi şöyle bir suratını açar gösterir, onun özelliklerinden sana bahseder diye anlatmışlar çoğunlukla. Yine kediye kapı açacağım geliyorum. masaya çıkma Osman. Şimdi Mantran şöyle bahsetmiş bu esir pazarlarından. Esirler Çetten chatten Bengü Hanım diyor ki Osmanlı toprakları işgal edince kimi esir yapacağına nasıl karar veriyor? Gayrimüslimler esir olur. Bu kadar. Gayrimüslimsen ele geçirilmişsen savaşta esirsindir. Savaşta ele geçirilmemiş esirler de var. Onlar da e, Kırım üzerinden Kafkasya'dan işte Gürcistan, Rusya, Çerkezistan oralardan Kırım, tatar e, Tatarlar vesilesiyle İstanbul'a getiriliyor gemilerle. Yani dünyanın her yerinden aslında bir yerlerden birilerini esir almış birisi getirip İstanbul'da köle satabilir. Ama gayrimüslim olması şartıyla. Köle satışı gayrimüslimlere yasak bu arada. Yani İstanbul'da yaşayan bir Hristiyansın veya Yahudisin köle alman yasa olarak yasak. Buna rağmen köle satın alan gayrimüslimler var ama yani. Ay boğazım ağrıdı. Köle de arkadaşlar, köle satışı diyor Robert Maltran ancak esir hanında yapılabilmektedir. Köleler bankların üzerinde oldukça hüzünlü bir şekilde oturmuş olarak sergilenmektedirler fiyat pazarlığına girişilmeden önce her taraflarına bakılmakta, muayene edilmekte, öğrendikleri her şeyin uygulan, uygulaması yaptırtılmaktadır. Erkekler neredeyse çıplaktır, kadınlarsa tamamen kapalıdır. Bunlar satın alınmak istendiklerinde yakında yalnızca bu iş için kullanılan bir ev vardır. Burada onlara çıplakken bakılmakta ve vücutlarının iyi olup olmadığını anlamak için çoğu zaman elle muayene edilmektedir. Yani Çıplak görmek istiyorsan ve tabii erkek değilsen muhtemelen öyle anlıyorum okuduğumdan özel bir yere götürüyorlar başka bir yere götürüyorlar seni kapalı bir mekanda götürüyorlar orada bakıyorsun vücuduna ee, ama anladığım kadarıyla çıplak bakmıyorlar. Bir de şey varmış bu köle satıcılarının en iyi parçaları tırnak içinde olurmuş onları öyle herkesin önüne çıkarmazlarmış. Onları ayrıca yetiştirirlermiş. Bir de bunlara böyle eğitim meytim aldırırlarmış. Kadın esirlere özellikle. Yok işte müzik eğitimi, yok efendim şarkı söyleme eğitimi, dikiş nakış eğitimi falan filan verdiriyorlarmış bunlara ki... ...daha yüksek mertebeli müşterilere satabilsinler diye bunları. Bunları da herkesin içine çıkarmazlarmış. Özellikle gider o yüksek mertebedekilere ayırırlarmış ve onlara sunarlarmış. Evet yani... Osmanlı sokaklarında esir de görebiliriz. Görebilirdiniz oralarda o zamanlar yaşıyor olsanız. Ee, bu da arkadaşlar 1835 tarihli bir başka esir pazarı çizimi. Evet. Bununla bitirelim. Evet umarım eğlendiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir içerik. Aa. <laughs> kaynakçayı sabit yoruma eklemiş olacağım. Kayıt tamamlandıktan sonra oradan ileri okumalar için bakabilirsiniz. Benim kaynaklarımın bazılarını görebilirsiniz. Bazı görsellere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi bu içeriği sponsorlarının isimleriyle teşekkür etmek istiyorum. Özge Doğan, Hatice TK, Velheru Thomas, Mustafa Uyar ve staçu Jones. Yıldız üyelerime tekrar hem bu konuyu seçtikleri hem de bu içeriğe sponsor oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Bundan sonrası chatle sohbet kapatabilirsiniz. <laughs> ah. Boğazım ağrıdı chat. Boğazım ağrıdı. Hoşunuza gitti mi? Ben çok mu konuşuyorum? Çok konuştuğum için mi boğazım ağrıyor ya? Ben yarın da bir içerik yapacağım. Sonra beni unutun. Bir hafta yokum. Osman. Ne istiyorsun evladım? Osman. Ben teşekkür ederim. <laughs> Epey de oldu değil mi? Evet. 8 civarı başladık. Dilim damağım kurudu hakikaten. Görselleri çok özenle seçmeye çalıştım. Bulmak da harbiden kolay değil ha bu arada. Neyse bulduk. bayağı bir görsel arşivi oluşturmuş oldum. Bundan sonra da yıldız üyelere konu önerirken hep böyle görsellerle şu, görsellerle bu şeklinde önereceğim. Artık hangisini seçerlerse oradan devam ederiz. Candar neden bahsettiğini bilmiyorum. Şamanizmle ilgili içerik yarınki yayında olacak ne demek? Ha, hayır. Ee, şamanizmle ilgili içeriğimiz dündü. Ay ve üzeri bir ay, daha veya yıldız üyesiysen üye özel tarih içerikleri oynatma listesinden izleyebilirsin. Kanalın topluluk sekmesine bakarsan orada da üyeler'e özel şekilde açık gözüküyor. Hayır ben daha doktoraya başlamadım bile Filia. Çok memnun oldum Nona. Ya canlı yayını kaçırdınız Candar. Kaydı izleyebilirsiniz. Kaydımız orada duruyor. Canlı yayın kaçtı sadece ya. Kayıt var. Ah. Poğaça değil mayalı mı? Ha, poğaçanın yumuşak olması için mayalı mı yapmak gerekiyormuş? Adnancığım bana bir tarif versin annen be. Ha, ah sen çok güzel bir şey dikkat etti. Ne kadar renkli giyiniliyormuş. Kırmızı ayakkabılar falan diyor. Tabii kadını erkeği rengarenk yap. Bütün çizimler böyle. Yani e, renkli yapılmaya başlandığı andan itibaren, hani renkli matbaadan çıkabildiği andan itibaren her şey rengarenk. Bir de 15-16. yüzyıl seyyahları da hep böyle bahsediyor. Kadınlar erkekler rengarenk giyinirler diyor. Mesela siyah rengi hiç sevmezmişler Türkler. Siyah rengi sevmezler. Siyah tercih etmezler yazıyor. Hmm. Poğaça. Olabilir Kübra Ya toksik erilik aslında var da kıyafette yok. <laughs> ha anladım Candar anladım. Olsun tamam olsun en azından orada duruyor yani kayıt olarak var. Evet evet Ezalakay filmleri gibi cıvıl cıvıl aynen öyle ya. Ee, ilginç bir dünya. Ee, Osmanlı gündelik hayatını okumak gerçekten çok keyifli ya size sürekli seyahatname öneriyorum ya seyahatname isimleri söylüyorum toptan söyleyeyim kitap yayın evine bakın envai çeşit seyahatnameyi sağ olsunlar bastılar onların bastıkları seyahatnamelerin çoğunun İngilizcesi yok İngilizcesini bulup okuyalım en azından ya Almanca ya Fransızca ya İspanyolca falan o yüzden yaptıkları gerçekten çok büyük bir hizmet kitap yayın evine bakın herhangi bir seyahatnameyi alın okumaya başlayın şok oluyorsunuz Şundan dolayı lan bizim lisede öğrendiğimiz Osmanlı hatta üniversitede öğrendiğimiz Osmanlı hiç böyle bir şey değildi ya diye böyle çok şaşırıyorsunuz. Aa ben çocukken simsiyah giyinen in mi cin mi belli değil denirdi diyor Nagihan hmm. Tabii erkek kıyafetleri inanılmaz değişmiş. Bugün kaç tane erkeği Pembe saten kaftan giymeye ikna edebiliriz. O kadar çok ki. Pembe saten kaftan. giyer misiniz? <laughs> Sanmıyorum. Hmm. Evet, evet Bengü Hanım. Evet, e, gördüğüm kadarıyla öyle çok önemli bir soru veya hani bir soru yok chat'te şu an. Yayını kapatayım o zaman. Şimdilik sizlere iyi akşamlar dileyeyim. <laughs> kara çarşaflı kadın mı Filia? Hiç bahsinin geçtiğini görmedim. Hayır. Ya kara çarşaf zaten Türk adeti değil. Yani esasen Bizans adetidir biliyorsunuzdur belki. Kara çarşaf Bizans rahibelerinin giydiği bir şeydir. Eee çarşaf var ama kara çarşaf falan değil. Koyu renk feraceler giyerler yazıyor. En fazla koyu renk feraceler var. Evet bu yayını şimdi kapatacağım. Study with açacağız. Bir 20 dakika kadar sonra. Bir kahve demleyeceğim. Kamerayı ayarlayacağım. Funk müzik eşliğinde study with me yapacağız sizlerle. Evet Filiyacığım kara çarşaf yok. Çok çok sonra çıkmış bir şey. Nane <laughs> yani diyor ki üzerine siyah inci işlerlerse tembe saten kaftan giyerim ben diyor. İlgilisine duyurulur. Kitaplıkta bir değişiklik yok. Kamera açım biraz değişti. Tavus kuşu diyebiliriz. Haklısın İlyas. Evet. Herkese çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum çalışacak olan arkadaşlarımız çayları kahveleri hazırlayınız. Az sonra beraber çalışalım. Bir 15-20 dakika sonra açacağım study with me. Görüşürüz. Bye bye.